وجوههم عند مولى الفضل مقبول الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li ademe. Fesecedu illa iblis eba ve stekbera ve kâne minel kafirin. Sadakallahul azim. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lena fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Men sâme yevmen min recep fe kenneme sâme senetin. Sadaka Resulullah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, nihayetsiz şükürler olsun. Ayların sultanı, yılın en kıymetli günleri Recep-i Şerif, Akabi Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ve geceler içerisinde en kıymetli günler ve geceler Regaib Kandili kavuşmuş bulunmaktayız. Allah'ım kavuşmuş olduğumuz Recep-i Şerif'i ve ihyasına çalıştığımız Regaib Kandilimizi hayırlarla, bereketlerle dolu olarak ihyasına muvaffak eylesin. Regaib kelime manası olarak son derece rağbet edilen meleklerin bayram ettiği ulvi mübarek bir gecedir. Bunun mahiyetini inşallah önce sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'nun ilahi kitabı Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm, bir tefsir yapacağız. Ondan sonra Regaib Kandili nedir, onun mahiyeti nedir, onun ayrıntılarını beraberce inşallah mütalaa edip bu mübarek geceni en güzel şekilde nasıl ihya ederiz? Bu geceleri nasıl değerlendiririz? Rabbimizin huzuruna nasıl dolu dolu gideriz? Onun gayreti içerisinde olacağız inşallah. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Bakara, Bakara suresinin 34. ayeti kerimesinde ve iz kulna lil melaike. Allah'ımız buyurdu ki biz meleklere üscudu li Adem. Adem'e secde edin dedik. Fesecedu, hepsi secde ettiler. Melekler kabul ettiler. İlla iblis, iblis yani şeytan kabul etmedi. Kibir yaptı. varlık alemi içerisinde bulunan insu cinler, insanlar ve cinler ilk işlenen günah eba ve stekbera kibirdir. Yani ilk günahı şeytan işledi. İşlediği günahın adı da kibirdir. Kibir baş kaldırmak demektir. Allah'ın emrini küçük görmek, peygamberin sünnetini basit görmek ve ona itiraz etmek. Eba baş kaldırdı, inat etti ve stekbera, kibir yaptı. Yani ey Allah'ım senin emrin doğru değil, verdiğin hüküm isabetli değil. Başka bir ayet-i kerimede halaktehu min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın. İlk felsefe oradan çıktı. Felsefe yaptı burada. Beni ateşten yarattın. Adem'i ise topraktan, çamurdan yarattın. Sanki ateş daha kıymetliymiş, toprak değersizmiş gibi bir felsefe yaptı. Batıl bir felsefe, batıl bir kıyas. Onun için felsefe mantığa dayalıdır. Mantık birçok hususlarda hata yapar. Aklı vahye dayandırdığımız zaman isabet olur. Allah bize bu aklı onun için verdi. Eba ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. Evet. Yani insanı ilk dinden çıkaracak olan mesele kibirdir.
İnsanda 7 tane kötü özellik vardır. Liste başı kibir gelir. Kibir, Allah'ın emrini basit görmek, küçük görmek, geçersiz görmek, peygamberin sünnetlerini küçük görmek, basit görmek. Bu Allah muhafaza kişiyi dinden çıkartacak çok ağır kötü bir haslettir, özelliktir. Burada mühim bir hadis-i şerif var bu konuyla alakalı. Kâne fî neferin minel muhacirîn vel ansâr. Ayşe Sıddık'a annemiz buyuruyor ki biz enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz muhacir ve ensar ile beraber bir yolculuktaydılar. Bir yere gidiyorlardı. Fecae ba'ir, bir ba'ir Arapçada deve demektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu hadis-i şerif rivayet ediliyor. Bir deve geldi, fesecede lehu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama böyle ayaklarıyla eğildi, secde etti. Fekale ashabuhu, ya Resulallah, tescüdürlekel behaimu ve şecer. Sana hayvanlar ve ağaçlar secde ediyor. Bir defasında da bir ağaç aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ağaçları, yani kökleri böyle yerde sürüne sürüne Resulullah'ın huzuruna geldi, secde etti. Sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah, sana hayvanlar secde ediyor, ağaçlar secde ediyor. فَنَحْنُ اَحَقُّ اَنْ نَسْجُدَ لَكَ. Biz sana secde etmeye en hak, en uygunuz. Yani bizim secde etmemiz lazım. Bütün kainat seni tanıyor da bizim sana saygısızlık etmemiz uygun olur mu? Biz sana secde edelim ya Resulallah. فَقَالَ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اُعْبُدُوا رَبَّكُمْ. Siz Rabbinize ibadet edin. Ve ekrimu ehakum, kardeşlerinize iyilik edin. Tabi burada hem bizatihi kardeştir hem de din kardeşi. Bütün din kardeşlerinize, insanlığa faydalı olun. Ve lev kuntu amura ahadan en yescude li ahadin. Eğer ben birinin birine secde etmesini emredecek olsaydım, la mertul mer'a, bir hanıma en tescude li zevciha, kocasına secde etmesini emrederdim. Yani buradaki secde, Adem Aleyhisselam'ın secdesi, yani meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde etmesi Adem Aleyhisselam'ın şahsına değildir. Tefsirlerde buna sucude inhina denir. Saygı secdesi, yani kabul ediyoruz. Yani yuvada mutluluğu tesis etmek için eşlerin birbirlerine itaat etmesi lazım. Bir hanım birinci vazifesi eşine itaat edecek, yuvasını korumaya çalışacak. Bir erkeğin de vazifesi nedir? Helal rızık getirecek, eşini, çoluğunu, çocuğunu kimseye muhtaç etmeyecek ve Allah'ın lütfettiği evlatları Allah aşkıyla, peygamber sevgisiyle yetiştirecek. Vazife budur. Bu tefsirlerde geçen bir rivayet var burada. Kâne İblis ismihu Azazil ve kâne min eşrefil melaike. İbn Abbas'tan bir rivayet var burada. İblis dediğimiz, onun ismi Azazil idi. Bu meleklerin arasında dolanırdı. Min zevil ecnehati erba'a sümme eblese ba'd. Ve ondan sonra ebles müflis demektir. Yani sonra iflas etti. Çok büyük makamlara sahibiydi. Hatta bununla alakalı Suyuti Durrul Mansur'da rivayet edilen bir rivayet var. İbn Abbas tarikiyle. Kâne iblisü min eşrefil melaike. İblis, yani şeytan, meleklerin en üstünlerinden idi. Min ekberihim kabile. Tabi melek değildir. Melekler nuranidir. Bu ebel cin, yani cinler, şeytanlar ateşten yaratılmıştır. Ve kene hazinil cinan. Bu cennet bekçisiydi. Ve kene lehu sultanu semaid dünya ve sultanil art. Göklere hakim idi. Allah ona o yetkiyi vermişti. Mesela nasıl ki Cebrail aleyhisselam rüzgarların, depremlerin, böyle dünyadaki doğa hadiselerin yapılmasına Allah onu vesile ediyor. Mesela Mikail aleyhisselam yani yağmurların bereketine vesile ediyorsa, yani o Mevla o görevi ona vermiş. Şeytan da göklere efendim hakim, yerlere hakim. Fera enne li zalike lehu azame sultan. Kendi kendine dedi ki ya ben olmasam ne olacak, yani bunları kim idare edecek, kim yapacak falan. İnsanoğlu da kendini öyle görür. Bir iş yaptığı zaman ya ben olmasam bunlar ne olacak, işte kim ne yapacak. Ya seni yaratan Allah, ya aklını da kuvvetini de takatini de veren Allah. Etrafındaki o insanların himmetini de veren Allah'tır. Yani senin ne özelliğin var? Mevla o aklını alsaydı, hasta kötürüm olsaydın hiçbirini yapamazdın. Her şeyi veren Allah. Yani şeytan onu kendinden bildi. Azameti, sultanı kendisinden bildi. Ala ehli semavati. Fe admara fi kalbi fi zalike kibir. Kalbinde bu kibri gizledi.
kalbinde kibri gizledi. Hatta mesela şu mesele anlatılır. Kabristanda ben olmasam ne olacak bu dünyanın hali diyenlerle kabirler doludur. Yani kendine göre çok önemli bir iş yaptığını zanneden insanlar hepsi ahirete gittiler. Dünya yıkılmadı, dünya dönüyor. Neticede bu hayat devam ediyor. Şimdi şeytan da öyle. Gökler, yerler hepsi onun kontrolünde. Allah vermiş ona. Ben olmasam ne olacak bu kainatın hali falan. Kibir yaptı. فَلَمَا اَمَرَ اللّٰهُ الْمَلَاكَ بِسُجُودُ Allah Celle Celaluhu Adem'e secde edin diye emredince خَرَجَ كِبْرُهُ الَّذِي كَانَ يُسِرُّهُ İçinde gizlediği bu kibir efendim şeytanlığı çıktı ortaya. Evet, şeytanlığı ortaya çıktı. Ve iblis oldu. Akıbetini, ahiretini kaybetti gitti. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. Allah'ımız buyurdu ki Adem Aleyhisselam cennette, Adem Aleyhisselam ilk yaratılışı Kabe-i Muazzama'nın olduğu noktada yaratıldı. Yaratıldıktan sonra efendim işte rivayet edilir. Ruh burnundan girince bir serinlik hissetti ve hapşırınca ilk insanın ağzından çıkan kelime Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk söylediği söz hapşur deyince elhamdülillah dedi. Elhamdülillah. Onun için birisi izâ atase ahadukum sizden birisi hapşurduğu zaman elhamdülillah desin. Duyan kişi de ona yerhamuke Allah der. Ve kendisi tekrar yehdine ve yetikumullah bu şekilde duayı bitirir. Demek ki ilk insan Adem Aleyhisselam ve onun ilk telaffuz ettiği kelime elhamdülillah. Ve kulna ya Adem. Allah'ımız buyurdu ki ey Adem. Üskün ente ve zevcükel cenne. Regaib gecesi de tevafuktur. Bu konularla çok büyük bağlantısı var. Onun için biz bununla bir başlangıç yaptık. Regaib gecemizi ayrıntılı bir şekilde sizinle paylaşacağız nasip olursa. Adem Aleyhisselam cennette kalması, Resulullah Efendimizin nuru ona tevdi edilmesi, Regaib gecesinin bir özelliği de şudur. Regaib gecesinde Amine annemiz o gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani Resulullah Efendimiz'i emanet olarak almış oldu. Yani hamile olmuş oldu. Rivayet o. İşte hesapladığımız zaman yani 9 ay 10 günde insanoğlu dünyaya geliyor. Rebul Evvel hesaplandığı zaman Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce ve ondan sonra Muharrem, Rebul Evvel tam 9 ay 10 gün yapıyor. Ve kulna ya Adem uskun. Rebul Evvel'in 12'si olması ve o şekilde gerçekleşmiş oluyor. Onu ikinci bölümde ayrıntılı inşallah izah etmeye çalışacağım. Ve kulna ya Adem. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı cennete koydu. Orada 400 sene kadar kaldı. Üskün ente ve zevcükel cenne. Sen eşinle beraber cennette uzun müddet kal. Ente ve zevcüke eşin yani Havva annemiz. Ve kula minha ragadan. Haysu şi'tuma. İstediğiniz gibi cennette bol bol yiyebilirsiniz. Ve la takrabe hadihi şecer. İşte şu ağaçtan yemeyeceksiniz. Bu ağaçtan yemeyeceksiniz. Değişik rivayetler var. İncir olduğundan bahsedilir. İncildir. İncir veya üzümdür. Veya işte buğdaydan bahsediliyor. Bunlardan yemeyeceksiniz. Fetekûnâ olursunuz mine zalimîn. Yani Allah'ın emrini çiğneyen günahkarlardan olursunuz. Sakın bunu yapmayın buyurdu. Buyurdu. Şimdi en önemli konuya geldik. Şeytan aleyhillâne veya ademüskün ente ve zevcükel cenne. Yani Allah-u Teala bu ağaçtan yemeyin deyince bu sefer şeytan aleyhillâne kapıya geldi ve Adem aleyhisselamı fevesvese lehumeş şeytan, şeytan onlara vesvese verdi. İnni lekuma leminen nasihin, dedi ki ben size nasihat ediyorum. Efendim ve kâsemehumâ, yemin billah etti. Yemin billah etti şeytan, dedi ki efendim inni edullüke ala şeceretil huld, ben size şu ağaçtan yerseniz bu cennette ebedi kalırsınız. Yani Adem Aleyhisselam'a şeytan aleyhillâne düz mantık olarak şunu söylüyor. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Diyor ki ya Adem, bu içinde bulunduğun cennet nasıl bir yer? Gayet güzel bir yer. Sen burada ebedi kalmak ister misin? İsterim, gayet güzel. Peki madem burada kalmak istiyorsun,
efendim inni innekum aleminen nasihin. Ben sana nasihat ediyorum. Ve kasemehuma, yemin billah etti. Şu ağaçtan yerseniz bu ağaçtan yiyen cennette ebedi kalır. Onun için yani daha onun vakti saati gelmedi. Onun için siz bekletiliyorsunuz ama bence siz bu ağaçtan yiyin, yedikten sonra da cennette ebedi sonsuz kalırsınız. Onun için size bu yasaklandı. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانِ anha. Şeytan onları cennetten ayaklarını kaydırdı. فَاَخْرَجَهُمَا Adem aleyhisselam ve Havva annemiz cennetten çıkartıldı. مِمَّا كَانَا فِي içinde bulundukları o nimetler, o güzellikler, efendim o lütuflar onların elinden alınmış oldu. Şimdi buradan alacağımız çok ders var. Vaazlarımda ben bunu hep işlerim. Değerli siz izleyicilerimizle de bunu paylaşmak istiyorum. Regaib Kandili'nin de bereketiyle bu konuyu zaten kandil gecelerinin en büyük özelliklerinden birisi günahlara tövbe etmek ve günaha ısrar etmemektir. Günaha ısrar eden kişi kandil gecelerinden bir fayda göremez. Bir fayda nasibe lehum fi hazel leyl. Bu gecelerden bir faydası yok diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi şeytan aleyhillâne Adem Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ey Adem sen bu ağaçtan yersen efendim cennette ebedi kalır ve huzur içerisinde yaşarsın diyor. Yani şeytan gelip de ey Adem bu ağaçtan yersen efendim Allah seni cennetten atar. Ondan sonra efendim dünya çöplüğüne inersin. Orada efendim doğru dürüst erzak yok, yiyecek yok. Bir yiyecek bulman için bir sürü uğraşacaksın, didineceksin. Bir sürü sıkıntı. Böyle demiyor. Onu kandırmak için gayet yaldızlı, cennet güzel değil mi? Güzel. Burada kalmak istemiyor musun? İstiyorum. O zaman bu ağaçtan ye. Yiyen ebedi kalır dedi. Düz mantık ve onu ikna eden bir yalanlarla efendim Adem Aleyhisselam'ı kandırmaya çalıştı. Şimdi günümüzde de Rabbimiz bize diyor ki ey kullarım buyur ya Rabbi. Benim bu mülkümden dünyadan sonsuz cennete gitmeniz için beni tanıyacaksınız. Bana kulluk edeceksiniz. Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek. Gıybet etmeyecek, zina etmeyecek, adam öldürmeyecek. Kimseye kötülüğünüz olmayacak, kul hakkına girmeyeceksiniz. Birbiriniz için yaşayacak, birbirinizin iyiliğini isteyeceksiniz deniyor. Ve dinimiz bize bunları emrediyor. Bütün din kardeşlerimizin de düşünceleri aynı. Fakat aynen şeytani mantık efendim allıyor, yaldızlıyor. İşte insanları televizyon programlarıyla, basını yayınıyla vesaire haramı, günahı, isyanı gayet medeniyet deniyor, uygarlık deniyor, çağdaşlık deniyor. Böyle yaparsanız çağın gerçeklerini yakalar, efendim siz güncel insan olursunuz vesaire diye insanları inandırıcı mantıkla, inandırıcı ikazlarla, inandırıcı lafızlarla ahlaksızlığı, gayrimeşruluğu, isyanı, tuğyanı, içkiyi vesaire gayet cazip gösteriyor, uygarlık gibi gösteriyor. İnsanın olması gerektiği şekil budur, doğrusu budur diye bu yaldızlı sözlerle insanları bu dünyadan efendim cehennemin çukuruna atmaya çalışıyor. Şeytan aleyhillâne cennet bahçesinden Adem aleyhisselamı ikna edip Havva annemizin çıkışına efendim ikna edici bir metotla çıkmalarına sebep olduğu gibi bana bir şey olmaz demeyin, ben de demiyorum. Çünkü Adem aleyhisselam gibi bir peygamber efendim şeytan aleyhillâne'nin o yalana yemin etmesi Adem aleyhisselamı kandırmış değildir. Kandırdı desek hata yaparız. Peki Adem aleyhisselam niye cennetten çıktı? Şimdi orada ve kâsemehuma Allah adına yemin edince Allah adına yapılan yalan bir yemin olamaz. Çünkü evveliyatını bilmiyor. Daha ilk yaşanan şeyler. Biz şimdi geriye doğru bakabiliyoruz. Bu yanlış olursa şöyle bir belaya uğrar diye insan görebiliyor. Ancak Adem Aleyhisselam'ın böyle bir geçmiş görebildiği bir şey yok. Neticede insan. Şeytan aleyhillâne onu Allah'a yemin etmek suretiyle ve cennette efendim iyi niyetle kalmalarını istercesine onlara ikna etti. Efendim yanalına kanmış oldu. Allah'ın emrini çiğnemek manasında değil, şeytanın yalanına, Allah adına yaptığı yemine kanmış
inanmış oldu. Ama netice itibariyle şeytan yalan dolan da olsa Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkışını sağladı. Şimdi biz de aynı şekilde dünyada bize yalanla, dolanla, yaldızlı sözlerle, ikna edici metotlarla, işte dünya gerçeği budur, işte cümleler kurmak suretiyle, böyle olursan daha medeni, uygar, çağdaş, şu veya kelimeler kullanılıyor. Ama biz hep zaman şunu ne diyeceğiz? Allah benden ne istiyor? Peygamber benden ne istiyor? Dinim benden ne istiyor? Ne yapmam lazım? Efendim, biz hep bunu düşüneceğiz ki bu dünyadan tekrar cennete gidelim. Yani cennetten bizi ne çıkarttı? Günah çıkarttı. Günahla tekrar cennete gidemeyiz. Mesela bazıları diyorlar ki efendim bir çok günah işliyor, namaz kılmıyor, ibadet etmiyor, oruç tutmuyor falan. Veya mübarek bir gecede ellerini açıp ya Rabbi beni affet demiyor. Böyle olmasına rağmen arkadaşım bunu yapma, Allah'a dön, ahireti kurtaralım. Allah affedicidir demek Allah ile dalga geçmektir. Yani bu akaid kitaplarında yazar. Çünkü bu kadar isyana, bu kadar hataya bu neye benziyor? Şimdi adama diyorsun ki biraz saygılı ol. Yok yok sen affedicisin. Adam hakaret ediyor, sana sövüyor, sana çok kötü şeyler söylüyor. Yani insanlığa sığmayacak hareketler yapıyor. Sen de beyefendi olarak ikaz ediyorsun. Diyorsun ki ya kendine gel ya insan ol, bu yaptıkların doğru değil. Yok yok sen affedicisin. Bu ne demek bu? Bu dalga geçmektir. Olmaz. Yani bir insan yani gücü yettiği kadar güzellik yapar, Allah'a kulluk eder. Ondan sonra da takati yetmez. Allah'ım yani sana kulluk etmeye çalışıyorum. Benim takatim bu kadar. Hastayım, bitabım. Beni affeyle ya Rabbi demek farklıdır. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ İşte ayeti kerime şeytan onları yani Adem Aleyhisselam'la Havva annemizi cennetten çıkmasını sağladı. Yaldızlı cümlelerle. Bu çok önemli. Kur'an'ın bir ruhu vardır ya, Kur'an'ın ruhu onlardan bir tanesi burasıdır. Yani bana bir şey olmaz, yanlış beni etkilemez. Mümkün değil. Yanlış etkiler insanı. Yanlış insanı etkiler. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ Allah-u Teala buyurdu ki hadi bakalım dünyaya inin. Dünyada Allah böyle yaratmış. Siz birbirinize düşman olarak var oldunuz. Yani insanlar efendim artı eksi gibidir. Karanlık aydınlık gibidir. Acı tatlı gibidir. Sıcak soğuk gibidir. Allah böyle yaratmış bu dünyayı. Yani dünyada her şey böyle gülistanlık olsun. Her taraf bahar olsun. Olmuyor. İlla sıcak oluyor, kış oluyor. Efendim her şey gayet rahat olsun, sağlık olsun. Hastalık oluyor, musibet oluyor. Hep varlık olsun, darlık oluyor. Dünya hep zıtlık, varlık, darlık. Gece, gündüz, hastalık, efendim sağlık, efendim mutluluk, hüzün. Dünya, cennette zıt yok. Cennette hep güzellik var. Onun için nehbitu ba'dukum li ba'din adu. Birbirinize düşman. İşte ülkemizin düşmanı yok mu? Dışarıdan düşmanlar olduğu gibi içeride de düşmanlar var. Bu ülkenin içerisinde yaşadığı halde bu ülkeye zarar vermeye çalışanlar var. Allah kötülerden, vatan hainlerinden bizleri muhafaza eylesin. En başta nefsimiz. Nefsimiz bizi cehenneme atmaya çalışıyor. Haramlara, günahlara temayül ettirmeye çalışıyor. Tamam işledin günahı. 10 dakikalık günah sonra cehennem. Olur mu ya? وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ Allah'ımız buyurdu ki ben size dünyada karargahlar yarattım. Karargah. Yani birkaç gün yaşayıp rahat edeceğiniz, huzur içerisinde yaşayacağınız yerler yarattım. Burada siz hayat süreceksiniz. Müstakar kelimesinde ve metaun ilahin bir müddet yeme içme, hayat sürme yerini yarattım. Değerli hazirun, kıymetli izleyicilerimiz, bu müstakar kelimesi 4 merhalede olmuştur. İnsanoğlu bir babaya emanet ediliyor. Orada ham madde olarak kalıyor. Sonra anneye emanet ediliyor. 9 ay 10 gün kalıyor. Sonra dünyaya emanet ediliyoruz. Dünyada kalıyoruz. Sonra kabire emanet ediliyoruz. Kabirde müstakar. Size dünyada böyle karargahlarınız, konaklama yerleriniz var. Orada konuyor. Ondan sonra dünyada, ondan sonra kabirde, ondan sonra mahşerde. Mahşerden sonra sonsuz ahiret başlıyor. Ferikun fil cenneh ve ferikun fil sa'ir. خُلِقَتْ هِيَ وَالْاِنْسَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدُوًا لِسَاحِبِهِ Ayet böyle söylüyor. İşte hadis-i şerifte de insanoğlu birbirlerine karşı düşman olarak yaratılmış. Yani bu kadar medeni bir dönem deniyor. Avrupalılar adamlar bir şeyleri yok, dertleri yok.
imkanları var, paraları var, bütçeleri fazla veriyor. Amerika bütçesi fazla veriyor, imkanları var, paraları var. Oturduğun yerde efendim oraya saldırıyor, buraya saldırıyor, oraya bomba yağdırıyor, buraya bomba yağdırıyor falan. İşte böyle. Allah dünyayı yani cennet yapmamıştır. Hulikat hiye vel insan kullu vahidin minhuma aduven li sahibihi. Biri diğerine düşman olarak yaratılmıştır. İn raahu afza'atu ve in ladatu avca'atu faqtulu haysu vecettumuhum. Burada hadis-i şerifte yılan olarak misal veriliyor. İnsanoğluyla yılan mesela birbirlerine düşmandır. Yani insana saldıran tek canlı mesela hangi hayvan olursa olsun, aslan kaplan bile insanı görünce kaçıyor. Ama insana direkt saldıran, insandan kaçmayan tek canlı yılandır. İn raahu efsaatu, korktuğu zaman insanoğlunu çok korkutur. Yani gördüğün zaman insan korkuyor, ürperiyor. Ve in ledagatu, ısırdığı zaman da ya öldürür veyahut da onu büyük bir sıkıntıya verir. Faktul ha haysu vecettum. Efendim yani ortada dolanıyorsa, zarar verecekse öldürün diyor. Akrep ortada dolanıyor, zarar verecekse öldürülür. Efendim yoksa yılan avına çıkıp da yılan öldürmeye hacet yok. Levla ben İsrail lem yahzen lahmul levla havva zevceteha diyor. Peki devam ediyoruz. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Fetelakka, şimdi Adem Aleyhisselam dünyaya gelince kendisi Hindistan'a gönderildi. Adem Aleyhisselam Hindistan'a indirildi. Havva annemiz de Cidde. Cidde denmesinin sebebi Cedde. Arapçada Cedde nene demektir. Ceddu. Yani bu ecdat deriz ya. Cedde nenemiz Cidde'de bulunuyor. Havva annemizin kabri şerifi şu anda da oradadır. Anlatılır işte şeytan da indirildi Basra'ya. Yılanlarda yılandan bahsedilir. O da İsfahan'a indirildiğinden bahsedilir. Böyle değişik siyer tarih kitaplarında bu ayrıntılar bulunmaktadır. Yani ben hadistir falan demiyorum. Yani böyle bir rivayetler bulunmaktadır. Adem Aleyhisselam Hindistan'a gönderildi. Orada dünya hayatı hüzünle başladı. Yani Adem Aleyhisselam Havva annemizle evlendi, yuva kuruldu. Şimdi Havva annemiz ilk insan, ilk efendim insanlar cennette temel atıldı. Gayet mutlular efendim. Fakat sıcak bir yuva dünya hayatına gelince dünyada bu sefer birbirinden ayrıldılar. İşte hüzünle ve kederle bir hayat başlamış oldu. Adem Aleyhisselam eşinden o kadar çok sevdiği annemiz Havva annemizden 40 sene ayrı kaldı. Hindistan'da nerede olduğunu bilmiyor. Ara tara nereden bulacaksın? Öbürü ise 5000 kilometre beride Cidde'de. 40 sene fetelakka Adem min Rabbihi kelimatin. Rabbimizden bir takım ilahi hükümleri, vahiyleri, duaları öğrendi. Fetabe aleyh ve Rabbimize dua etti. Yani la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin diye dua etti. Allah Celle Celaluhu fetabe aleyh, duasını kabul etti. İnnehu huve tevvabur rahim. O son derece tövbeleri kabul edendir. Şimdi burada bir hakim ve Taberani bu kitaplarda rivayet edilen Hazreti Ömer Efendimizin rivayet edilen ma eznebe Adem ezzenbellezi eznebehu. Adem Aleyhisselam bu hatayı, bu kusuru işleyince cennette ağaçtan yiyince dünyaya gönderildi. Dünyada uzun yıllar ağladı. Rafa'a ra'sehu ile sema, başını göğe kaldırdı. Es'eluke bi hakkı Muhammedin. Dedi ki ya Rabbim, Muhammed'in ismi hürmetine senden istiyorum. Ela gaferteli, beni affeyle. Fevhallahu iley. Rabbimiz her şeyi bildiği halde vahyetti. Ve men Muhammed. Muhammed'i nereden bildin? İsmini nereden duydun? Tebareke ismukellemme halakteni. Rafa'tu re'si ila arşike. Allah'ım, beni yarattığında başımı kaldırıp arşa baktığımda feyza fiha mektubun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyordu. Arşın sütunlarında. Fe alimtu ennehu leysa ahad azama indeke kadren mimma cealte ismihu ma ismik.
Bildim ki senin ismine bitişik olan, isminle beraber yazılan, demek ki en sevdiğin odur. Efendim, ondan dolayıdır ki onun ismi hürmetine senden affımı istiyorum ve eşimle tekrar huzurlu bir hayatın devamını dünyada da olsa istiyorum ya Rabbi diye dua ediyor. Ya Adem innehu ahirun nebiyyin. Ey Adem, o son peygamberdir. Min zürriyetik velevlahu ma halaktuk. Velevlahu, eğer o olmasaydı ma halaktuk, seni de yaratmazdım. Hani meşhur levlake levlake lema halaktul eflak, işte o levlake levlak hadistir. Yani bazıları itiraz ediyorlar ama işte burada var. Hakim Müstedrek'te var, Taberani'de var, efendim Beyhaki'de var. Levlahu, eğer o olmasaydı ma halaktuk, seni de yaratmazdım. Evet. Şimdi buradan anlaşılan o ki Adem Aleyhisselam, bir rivayette gördüm. Dünyaya geldi, 40 sene ağlaması. Tabii cennetten dünyaya indirilmesinden kaynaklanıyor. Ancak şimdi Adem Aleyhisselam cennetteyken Allah Celle Celaluhu'nun nazargahı ilahi tecelli ettiği, Rabbimizin tecelli ettiği tek kainatta bir nokta vardır. O da Beyt-i Mamur'dur. Beyt-i Mamur Kabe'nin aslı. Yani Kabe-i Muazzama 15 kattır. 7 kat yukarıya gider, 7 kat alta, aşağıya gider. Bir de kendisi efendim 15. Şimdi 7 kat semanın üstünde Beyt-i Mamur'un Kabe'nin aslı vardır. Onun adı da Beyt-i Mamur'dur. Beyt-i Mamur cennetin tam karşısındadır. Ve Allah Celle Celal nazargahı ilahi orasıdır. Buhari hadisinde geçer bu anlattığım mesele ve birçok sahih hadis kitaplarında ayrıntılı bulunabilir. Oraya her gün 70 bin melek gelir, orayı tavaf ederler. O meleklere kıyamete kadar daha da sıra gelmez. Şimdi Adem Aleyhisselam cennetten dünyaya indirilince bir nevi ipler kopmuş oldu, irtibat kopartılmış oldu. Dünyada sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu ile irtibat kuramayınca Adem Aleyhisselam'ın ağlaması bundan kaynaklandı. Dünya bir kuyuya benzetilir. Bir kuyunun dibi, yani bir kilometrelik kuyu. Yanlardan çıkmak mümkün değil, sarp kaya. Çıkmak mümkün değil. Kur'an Hablullahil metin, Allah'ın güçlü bir ipidir. Ayette sabit. Ve atasımı bi hablillahi, ipine. Gökten sarkıtılan bir ip gibi düşünelim. Ve Allah Celle Allah nuru semavati vel ard. Bu Kur'an bir nurdur. Bu efendim kuyunun dibinde Kur'an aydınlatıyor. Ha, demek ki burası geçici bir yer. Biz buradan çıkmamız lazım. Çıkış noktası da 7 kat semadır. Yani esas mekanımız levh-i mahfuzdur. Bizim buradan gitmemiz lazım. Gidebilmemiz için buraya bir ip sarkıtılmış. O ipe şöyle elimizin ucuyla tutsak, dayanamayız. Çektiği zaman pat diye takatimiz yetmez. İki elle tutsak yoruluruz. En güzel o ipi belinden sağlam bir şekilde dolayacaksın. Bir de düğüm atacaksın. İki elinle de yapışıp ondan sonra efendim onu çekecek olan Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani bu bir teşbihtir. Ama ayeti kerimede bunlar geçer. Hablullah, Kur'an Allah'ın ipidir. El-Metin çok güçlüdür. Ve nur, nurdur. Nerede olduğumuzu Kur'an'la biz aydınlanırsak, o zaman niçin yaşadığımızı, ne yapmamız gerektiğimizi çok iyi anlarız. İşte bu mübarek geceler bize Regaib gecesi ne yapıyor? Ne yapacağımızı, bu dünya çukurundan nasıl çıkacağımızı bize bunu öğretir. O vesileyle Allah'ım kavuştuğumuz mübarek gecelerin ihyasına hepimizi muvaffak eylesin. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep-i Şerifimizi mübarek eylesin. Şaban-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerife kavuşup ihyasına muvaffak etsin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Ve Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır buyurdu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dediğimiz gibi ikinci bölümde de inşallah Regaib Kandili ile alakalı çok ayrıntıları izah edeceğim. Şimdi altyapı hazırlıyoruz. Bununla alakalı değerli izleyicilerimiz inşallah bizi izlemeye devam edeceksiniz. Bu mühim meseleleri beraberce paylaşalım. قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Ayet-i kerimenin devamında Allah'ımız buyurdu ki قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا. O bulunduğunuz 7 kat sema cennetten hepiniz inin. Şimdi bu ayet-i kerimede halbuki
bunlar iki kişiydiler. Ama ayet-i kerimede kul nehbitu hepiniz, hepiniz inin derken Arapçada onu da söyleyeyim değerli duyduğum kadarıyla çok da mutlu oluyorum. Bazı medreseler, bazı arkadaşlar böyle gruplar halinde toplanmışlar. Efendim ders gibi dinliyorlarmış. Allah feyizlerini arttırsın. Onlara da dua ediyorum ve teşvik de ediyoruz. Biz burada sırayla ders yaptığımız için çok istifade de edilir. Şimdi ayet-i kerimede kul nehbita demesi. Haşa, Allah Celle Celaluhu her şeyin en doğrusunu bilir. Yani ey Adem, ey Havva, ikiniz. Ama kul nehbitu cemi olarak kullanır, çoğul. Hepiniz, hepiniz derken yani min aslabikum. Şimdi onların dünyaya gelmesiyle bütün insanlar, bütün mahlukat dünyaya gelmiş oldu. Fe imma yetiyennekum minni tarafımızdan hüden. Kime hidayet gelirse فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ İşte az önce anlatmaya çalıştığımız gibi biz bu kuyunun dibindeki neredeyiz? Ne yapacağız biz? Ha işte şurada Allah'ın ipi var. Namaz bizi cennete götürüyor. Oruç cennete götürüyor. Hac, zekat vesaire cennete götürüyor. Kim ona tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Onlara korku yoktur. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Üzülmeyecek, mahzun olmayacaklar. Şu hadis-i şerifi arz edeyim. Ufak bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölüm devam edecek. Hadis-i şerifimiz Hazreti Abbas radıyallahu efendimizden "Men ittaba kitabullah hedahu." Kim Allah'ın kitabı Kur'an'a uyar, kurtuldu, hidayeti buldu, cennete gitti. Minad dalale, o dalaletten efendim batıl yollardan kurtulmuş olur ve vakahu su'el hisab yevmel kıyame. Hepsinden önemlisi mahşerde çok zor, çetin bir hesaba tabi olmaktan kurtulur ve hesabı kolay olur. Allah bizi kendi kitabından ayırmasın, kendi yolundan ayırmasın. Rabbim kavuştuğumuz Recep-i Şerif'imizi, Şaban-ı Şerif'imizi mübarek eylesin. Şu mübarek günlerin, gecelerin ihyasına hepimizi muvaffak eylesin. Ufak bir ara vereceğiz. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. وجوههم عند مولى الفضل مقبول الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi a'uzu bike min hemezatiş şeyatin ve a'uzu bike rabbi en yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. İlk bölümde devam ettirdiğimiz konunun kısa bir ayrıntısı vardı. Onu sizinle paylaşacağım. Daha sonra Recep-i Şerif ve mübarek Regaib Kandili nedir? Bu mübarek gece nasıl ihya edilir? Onu inşallah beraberce mübarek gecenin ihyasına çalışacağız. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu, kavuştuğumuz Recep-i Şerif'imizi ve Regaib Kandilimizi hayırlarla, bereketlerle ihyaya muvaffak eylesin inşallah. Şimdi en son birinci bölümde konuştuğumuz Bismillah. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Siz hepiniz o cennetten dünyaya inin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدًا Size kim, yani benim tarafımdan bir hidayet gelir de فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ Hidayetime kim tabi olursa فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlara korku yoktur, üzülmeyecekler. Şimdi sormak lazım, mesela hidayete tabi olmayan, yani Kur'an'a tabi olmayan adam Yahudiyim diyor, Hristiyanlık yapıyor, ateistlik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Peki bu gittiğin yol, ölünce ne olacak? Sonuç ne olacak? Yani nasıl kurtulacaksın? Biz diyoruz ki Müslümanız. Allah'ın emirlerini tutup peygamberin yolunda gidip şu güzel din yolunda yürümeye çalışıyoruz. Allah Celle Celaluhu da kim benim hidayetime, kitabıma tabi olursa efendim onlara korku yoktur ve ahirette üzülmeyecek, mahzun olmayacaklar buyuruyor sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu. Peki biz ahirette kurtulacağımızın teminatını Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor.
Başka inanış içerisinde Hindular, Budistler, Yahudiler, Hristiyanlar, efendim ateistler vesaire. Bunlar bu kurtuluşu nasıl ve nereden bulacaklar? Ne delilleri var? Evet. Onun için sahip olduğumuz bu güzel dinimiz, işte hadis-i şerif onu söylüyor. Kim Allah'ın kitabına tabi olur, Allah'ın hidayeti üzerine olur ve dalaletten kurtulur. Şimdi bu konuyla ilgili çok mühim bir hadis-i şerif var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Hazreti Abbas radıyallahu anh efendimizden rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kale iblis li rabbihi azze ve cel. Araf suresinde bu mesele ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Hadis-i şerif bunu özetlemiş. Şeytan aleyhillâne Rabbimize ya Rabbi. Kad uhbita Adem ve kad alimtu ennehu seyekun lehu kitab ve rusul. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Biliyorum ki sen ona bir kitap vereceksin ve o insanlara peygamberler göndereceksin. Fema kitabuhum ve rusuluhum. Efendim onların kitabı nedir? Peygamberleri kimdir? Allah Celle Celaluhu da rusuluhum el melaike ve nebiyyun. Efendim onların elçileri melekler Cebrail Aleyhisselam ve nebiyyune minhum ve peygamberler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, efendim İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam vesaire. Ve kütübuhum, onların kitapları Tevratu vel İncili ve Zebur vel Kur'an. Peki. Kale. Şeytan dedi ki: "Fema kitabi?" Peki benim kitabım ne olacak? Kale. Allahu Teala kitabuke elveşm. Senin kitabın dövme. Ve kıraatuke eş-şi'r. Senin kitabın efendim böyle şehevi duyguları kabartan şiirler. Şiirler. Yani haram içeren, günah teşvik eden, şehvet tahrik eden, sadece sözlü olarak söylenen şarkı bile haramdır. Değil ki efendim vettehazetil kaynatu vel megazif, efendim onlar şarkıcı kadınlar ve çalgı çengiler dinleyecekler ve seyyekunu kiredeten ve hanazir, onlar domuza ve maymuna dönecekler diyor. Hadis-i şeriflerde geçiyor. Efendim Tirmizi'de Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin rivayet ettiği, Resulullah'ımızdan duyduğu uzun bir hadis-i şerif var. Ve kıraatüke eşyavru ve rusulüke, senin elçilerin ise elkehene, kahinler. Ve taamuke, senin yiyeceğin ise ma lem yüzkerismullahi aleyh, Allah besmele çekilmeyen yiyecekler. Ve şarabuke küllü müskir, senin içeceğin içkiler. Ve hadisuke el kizb, senin sözün yalan. Ve beytüke el hammam, senin evin hamamlar. Ve mesaiduke en nisa, senin av tuzaklarında kadınlar. Ve müezzinuke, senin de müezzinin. Müezzin ne yapıyor? İlan ediyor. Allahu Ekber diyor. Hayya ala salah, haydi gelin namaza diyor. Şeytanın müezzini ise el mizmar, çalgılar, çengiler. Bütün haram meclisleri illa çalgı çengi olur. Oralarda şehvi duygularını zirveye çıkartırlar. Ve mescidüke el esvak, senin de şeyin, mescidin, efendim Allah'a yaklaştıran mescitler. Onun şeytana yaklaştıran da efendim çarşılar. Yani çarşı haram bir yerdir değil. Yani haram çok oluyor oralarda. Dikkat etmek lazım. Peki bununla meseleyi özetledikten sonra şimdi Recep-i Şerif ve mübarek Regaib Kandili'nin mahiyetini beraberce inşallah müteala edelim. Hadis-i şerifte ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şehrullah, Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Ve Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır. Onun için men sâme yevmen min Recep, Recep-i Şerif'ten kim bir gün oruç tutarsa fekennemâ sâme senetin, bir sene oruç tutmuş mükafatı vardır. Bahili hadisi şerifi var. Bahili Resulullah Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, ben çok ibadet etmek istiyorum. Her gün oruç tuttu. Geldi Resulullah Efendimiz'e. Hadis-i şerif uzundur. Ben Müslüman oldum ya Resulallah. Onu kelime-i şehadet getirtirdi. Ve Müslüman olduktan sonra fazla durmadı. Hemen kendi memleketine döndü. Aradan bir sene geçti. Böyle dolgun bir yapısı vardı. Bir sene sonra adam zayıflamış, bitap olmuş. Geldi, ey Allah'ın Resulü beni tanıdın mı? Resulullah'ımız baktı, yok tanıyamadım. Dedi ki geçen sene gelmiştim.
Geçen o zaman dedi ki efendim sen daha dolguncaydın. Bir an gördü çünkü Resulullah Efendimiz'le uzun bir görüşme olmadı. Bir gördü, bir kelime-i şehadet getirip gitti. Sen daha dolgun idin, ne oldu? Ey Allah'ın Resulü, sizden ayrıldığımdan itibaren gece sabaha kadar uyumadım. Her gün oruç tuttum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ey bahili, yani bu yaptığın tamam güzel de, sum şehr-i sabır, efendim, haram aylarında, yani Recep-i Şerif'te oruç tut, ondan sonra ve aftır, orucunu boz, yani sürekli her gün oruç insanın takatini bitirebilir. Buna gücün yetmez. Sum şahran ve aftır, yani bir ay oruç tut, diğer ay orucunu boz, yani her ay her zaman değil. Sum yavm ve aftır yavm, bir gün oruç tut, bir gün boz. O dedi ki ya Resulallah, ben daha fazlasını yapabilirim deyince, işte o zaman işte bir gün oruç tut, bir gün boz gibi Resulullah Efendimiz, tamam ben bunu yapayım dedi. Ve daha fazla daha fazla yaş ilerleyince ondan sonra dedi ki demek ki insan bir an bunlara cesaret ediyor ama yaş ilerleyince bunlara insanın takati yetmiyor. Onun için hayrul amal edvemuha ve inkal. İbadetlerde süreklilik güzeldir. Süreklilik olması güzeldir. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben sâme selâsete eyyam fî şehril muharrem. Kim haram aylarında, işte Recep-i Şerif haram aylarındandır. Haram, şimdi bunu açıklayacağız. El-Hamis vel-Cuma ve-Sebt, Perşembe, Cuma, Cumartesi. Diyelim ki mesela Perşembe, ondan sonra Regaib Kandili gecesi, ondan sonra Cuma, ondan sonra Cumartesi. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Üç gün oruç tutabilen bir kişi, işte Perşembe'yi oruçlu geçiren kişi, Cuma'yı da oruçlu olursa, bir de Cumartesi ekledi, üç gün. Veya bu Recep-i Şerif boyunca olabilir. Bir de Muharrem, Zilkade, Zilhicce, bu haram aylarında da yapılabilir. Kim böyle Perşembe, Cuma, Cumartesi üç gün birleştirebiliriz. Keteballahu li'ibadete 900 senetin, Allah ona 900 yıl ibadet sevabı yazıyor. Mükafat çok oluyor. Kıymetli hazirun, Allah'ımız Celle Celaluhu bazı şeylere karşı üstün kılmış. İnnallâh yahlukü mâ yeşâ ve yahtâr. Allah dilediği şeyleri yaratır, dilediği şeyleri seçer. Mesela Rabbimiz dünyada mescitler yaratmıştır. Ama Kabe-i Muazzama farklıdır. Melekleri yaratmıştır. Cebrail Aleyhisselam farklıdır. Peygamberler yaratmıştır. Resulullah Efendimiz farklıdır. Dört tane kitap yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim farklıdır. Dağları yaratmıştır. Efendim Cebeli Sevr, Cebeli Uhud, efendim Tur-i Sina ve Cebeli Nur, ama Cebeli Nur dediğimiz farklıdır. Yani bu şekilde Mevla Celle Celaluhu bazı şeyleri yaratmış, bazılarını üstün kılmış. Şimdi mekanların mukaddesi vardır. Mekanın mukaddesi Kabe'dir. Zamanın mukaddesi vardır. Onlar da haram aylarıdır. İnsanın mukaddesi vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kitapların mukaddesi vardır. Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela bir insan bir kitap hakkında ya ben bu kitabı beğenmedim dese yani olabilir. Lakin güzel bir çalışmaysa da takdir etmek lazım. Lakin Kur'an-ı Kerim ben bu kitabı beğenmedim dediği anda böyle bir hak yok. Söylediği anda Allah muhafaza kişi dinden çıkar ve ahiretini kaybeder, cehenneme gider. Onun için Allah'ımız da buyuruyor ki Bismillah, inne iddete şuhur. Allah katında aylar isne aşere şehran fi kitabillah. Allah'ın kitabında 12 ay olarak yaratılmıştır. Yevme halakas semavati vel arda minha, o 12 aydan erbaatun, 4 tanesi hurum, mukaddes aylardır. Ha demek oluyor ki Allah Celle Celaluhu ayları 12 yaratmış. Bunu 15-20 ay yapabilirdi. 5 ay, 8 ay da olabilirdi. Bunları yapan Allah'tır. Zaman yaratılmış bir mahluktur. Fakat ayeti kerimenin özetinde şu geçiyor. Ben bu ayların içerisinde minha erbaatun, 4 tanesi hurum, mukaddes aylar. Mukaddes dediğimiz işte şu manada, nasıl ki mekanın, mesela insan Türkiye'de bir günah işlediği zaman günahtır. Ama Kabe'de işlediği zaman çok büyük günahtır. Sair zamanlarda işlenen günah günahtır. Ama Recep-i Şerif hurum, mukaddes. Recep-i Şerif'te yapılan günah direkt Allah'a saygısızlık gibi oluyor. Yani mukaddes olmuş oluyor. Min harbatun hurum. Şimdi
Bu dört tanesi işte Recep-i Şerif, diğer üç tanesi de peş peşe geliyor. Muharrem, yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Yani bunlar da Kurban Bayramı zamanına denk geliyor. O aylardaki zaman dilimi de mukaddes olmaktadır. Şimdi Recep-i Şerif ile ilgili çok uzun burada hadis-i şerifler var. Şunu arz etmek istiyorum. Ondan sonra da gayip gecesi ve mahiyetini sizinle paylaşacağım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki: "Men same yemen min Recep." Taberani'de rivayet edilen bir hadis-i şerif. Kim Recep-i Şerif'ten bir gün oruç tutarsa fekenneme same senetin. Sanki bir sene oruç tutmuş gibidir. Ve men same sebate eyyam. Kim Recep-i Şerif'te 7 gün oruç tutarsa fe inne fi cehenneme sebate ebvab. Cehennemin 7 kapısı vardır. Cehennemin 7 kapısı vardır. Ulikat lehu sebate ebvabu cehennem. Cehennemin 7 kapısı kapatılır. Ve men same semaniyete eyyam. Kim Recep-i Şerif'te 8 gün oruç tutabilirse, bu farklı farklı da olabilir. Yani illa peş peşe olacak diye bir şey yok. 8 gün Recep-i Şerif'te oruç. Fe inne fil cennet semaniyete ebvab. Cennetin 8 kapısı vardır. Futihat lehu semaniyete ebvabul cennet. Cennetin 8 kapısı o kişiye açılır. Fe eyyuma dehale şa'e diyor. İstediği kapıdan cennete girebilir. Futihat lehu ebvabul cennet semaniye. Yedhula min eyyi babin şa'e. İstediği kapıdan cennete girebilir diyor. Burada ve men sâme aşereten mesela, kim 10 gün oruç tutarsa lem yesilillah illa atahu, ne dua ederse kabul olur. Mesela Şaban-ı Şerif'le alakalı kânen nebi, Ayşe Sıddık annemiz buyuruyor ki: "Mâ râytun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ekstra siyamen min Şaban bel yasûmu kulluhu." Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Şaban-ı Şerif'teki kadar oruç tuttuğunu ben hiç görmedim. Bel yasûmu kulluhu, tamamını oruçlu geçirirdi. Yani Şaban-ı Şerif'i mesela ekseri min siyame min Şaban bel yasulu kulluhu bel yasuku bir Ramazan. Recep Şaban-ı Şerif'te tamamıyla oruçlu olduğu, hatta Ramazan-ı Şerif'e bitiştirdiği, hiç ara vermeden bitiştirdiğini ben peygamberden gördüm buyurdu Ayşe Sıddık annemiz. Bunlar hepsi sahih hadis-i şeriflerdir. Onun için bazıları işte 3 aylarda baştan sonuna kadar oruç işte tutulmaz falan. Bunlar çok talihsiz açıklamalardır. Nedeni şu: bir Müslüman, bir din adamı insanları dini yaşamaya teşvik eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize yapılması gerekenleri teşvik etmiştir. Daha da yapabiliyorsak yapmamıza müsaade etmiştir. Yani Allah bize niye ibadet ettin, niye şunu yaptın diye sormayacak. Niye yapmadın diye soracak. Yaptığımızın sorgusu yok. Yapmadığımızın sorgusu var. Niye Allah hayır hasenat yaptın sormayacak. Niye yapmadın diye soracak. Niye bu kadar namaz kıldın, niye bu kadar oruç tuttun sormayacak. Niye bu kadar iyilik yaptın, niye bu kadar güzellik, böyle bir sorgu yok. Yani ya adam çok iyilik yapıyordu, ya bu adam kötü adam diye böyle tarihe geçen yoktur. İyilikle, çok iyilik yapmakla kötü insan yoktur. Kötülük neyle olur? Efendim, bağnazlıkla olur, merhametsizlikle olur, şefkatsizlikle olur. Evet. Onun için biz ibadetimizi çoğaltacağız ve Allah'a olan taatimizi, takatimizi arttıracağız. Şimdi regaib mana itibariyle, regaib demek meleklerin rağbet ettiği, bütün 8 kat, 7 kat göklerde, 8 kat cennette meleklerin bayram ettiği ulvi bir gecedir. Regaib gecesi meleklere aittir. Bu gecenin özelliği meleklerin bayram gecesidir. Yani 364 gece bizim, 365. gece bu gece meleklerindir. Ondan dolayı regaib denildi. Çok meleklerin rağbet ettiği bir gecedir. Bizimle ne alakası var? Bizimle ne alakası şu: savaş kazanılmış, ortada bir ganimet var. Biz de gittik, tevafuk ettik. Onlar da diyorlar ki kim buraya denk gelirse ona da dağıtıyoruz. Bedavadan orada ganimetten istifade etmek. Regaib gecesi böyle çok karlı bir gecedir. Beleş bir gecedir. Yani insanlar hazırı severler. Efendim hazır, Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Nasrettin Hoca'ya demişler ki: "Hoca efendi,
Efendim filanca arkadaşımız ızgaraları hazırladı. Filanca da çayları hazırladı. Filanca börekleri hazırladı. Filanca da kavun karpuzu hazırladı. Efendim yarın pikniğe gidiyoruz. Dedi. Sizi de davet ediyoruz efendim. Dedi ya böyle bir davete gelmez miyiz? Geliriz dedi ya. Yani herkes bir şeyler hazırlıyor. Bize davet. Şimdi o gece meleklerin sevaba ihtiyacı yok. Melekler o gece boyunca ibadet-i taat ediyorlar. O geceye kim iştirak ediyorsa, kim ortak oluyorsa, o gece kim ibadetini yapıyorsa melekler diyorlar ki ya Rabbim bu gece bize ortak olan, bu geceye katılan, bu gecede bize eşlik edenlere sevaplarımızı bağışlıyoruz deniyor. Böyle bir gecedir. İnşallah onu kamilen en güzel şekilde ihya etmeye çalışacağız. Bir rivayet Ömer Nasuhi Üstadımızın Büyük Semmi halinde de bu mesele geçer. Onun tercümesini bir heyet olarak Talih hocamızla beraber yapmıştık. Orada notta düştük. Büyük İslam mihali Ömer Nasuhi'nin üstadımızın mihalinde bu mesele. İşte Regaib gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine intikal ettiği, yani mana aleminden maddi aleme başladığı bir gece diye tarif edilir. Şimdi işi başa almamız lazım. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, kainatı yaratmadan evvel, bu kainat var olmadan evvel önce ruhlarımız yaratıldı. Yani diyelim ki kainatın başlangıç noktasında 5000 sene evvel rivayet ruhlarımız yaratıldı. Ruhlarımız yaratılmadan 10.000 sene evvel de rızkımız yaratılmış oldu. Ha demek ki bu kainat daha yok ortada. Ruhumuz yaratıldı. Efendim, o ruhlarımız yaratılmadan evvel rızkımız yaratıldı. Önce rızık yaratıldı, sonra ruhumuz yaratıldı, sonra dünya yaratıldı. Dünya yaratıldıktan sonra efendim insanlık, işte ilk insan Adem Aleyhisselam ve vakti gelenlere ruh hadis-i şeriflerde geçer. 4 aylık olunca insanoğlu anne karnında, ondan sonra kendisine ruh tevdi ediliyor ve o insan şekillenmeye başlıyor. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Efendim güzel bir hayat ile tekrar yaratırız diyor ayet-i kerimede. Yeni bir hayat ile haya. Mesela orada anlatır işte insana et giydiririz, kemikleri yaratırız, şekil veririz vesaire diye. Ondan sonra tekrar yaratırız. Zaten insanın eli ayağı yaratılmış. Tekrar yaratırız nedir? İşte ruhu. 4 aylık olunca ruh insanoğluna tevdi ediliyor. Peki. Şimdi bizim ruhlarımız yaratıldı. Adem Aleyhisselam var oldu. Adem Aleyhisselam yaratılınca rivayetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Adem Aleyhisselam'ın sulbüne. Bütün insanların zerresi Adem Aleyhisselam'ın sulbündedir. Sulbündedir. Yani o şifre orada. Her insanın bir zerresi var. Mesela şimdi bir çocuk dünyaya geliyor. Ne anneye benziyor ne babaya benziyor. Kime benziyor? İşte 7 cet yukarıdaki dedesine benziyor, babaannesine benziyor, halasına benziyor falan. Mesela sahabe-i kiram döneminde bir tane çocuk oldu. İşte anne esmerdi, baba da esmerdi. Çocuk bembeyaz bir çocuk oldu. Ondan sonra adam dedi ki ya böyle bu çocuk acaba bir yanlışlık mı var yoksa bir aldanma durumu mu var diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki mesela yavru yapan inek işte diyelim siyah olur. İşte onun da işte çiftleşen işte tosun diyelim ki o da siyah olur. Ama yavru alacalı oluyor. Diyor ki işte anne yani inek efendim rengi siyah. Ama bu çocuk ya veyahut onun işte buzağısı alacalı oluyor. Nasıl oluyor bu? Sordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i kiram dedi ki işte yani nasıl oluyor? İşte soya çekiyor. Yukarıda soyunda bir alaca bir şey vardır. O alaca ona çekti. Yani bütün canlılarda Allah böyle bir denge yaratmış. Yani gen birbirini takip ediyor. Şimdi bütün insanların ham maddesi Adem Aleyhisselam'da bir zerre olarak var. Ve Adem Aleyhisselam'ın toprağı dünyanın çok değişik muhtelif topraklarından alındığı için renkler de onun için farklı oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Adem Aleyhisselam'ın sulbüne. Melekler sırtına bakmaya başladılar. Adem Aleyhisselam dedi ki ya Rabbim melekler sırtıma bakıyorlar. Nedendir? Habibimin nuru oradadır. Ona temaşa ediyorlar. Hayran oluyorlar. Alnımda olsun dedi. Alnına kolundu. Bu sefer Havva annemizle evlenince Adem Aleyhisselam'daki o nur Havva annemize intikal etti.
Ve sonra İdris Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'a Havva annemizden İdris Aleyhisselam'a intikal etti. Rivayet işte İdris Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a o nur, Resulullah Efendimiz'in nuru intikal etti. Efendim soy ağacı peygamberler birbirinin kardeşidir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi 6 ay 10 gün dünya denizinde batmaması şeylerde siyer kitaplarında görebilirsiniz. Batmaması Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru Nuh Aleyhisselam'da olmasından dolayı efendim o gemi kurtuldu rivayet edilir. İşte sonra o ayrıntılar var orada çok tarih kitaplarında çok uzun ayrıntılar var. Kısanın kısası özetini yapıyorum. Şimdi böyle Gayb Gecesi'de de çok yapılması gereken mühim meseleler var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi o Nuh Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a intikal etti. İşte İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından ateşe atılınca ya nâru kûnü berden ve selâmin alâ İbrahim. Ey ateş sön bakalım. Sön buz gibi ol, ateş söndü. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru İbrahim Aleyhisselam ateşe atılınca Resulümüzün bereketine o nur sönmüş oldu. Yani ateş sönmüş oldu. İlk tefsir dersinde de Adem Aleyhisselam Resulullah Efendimizin hürmetine beni bağışla ya Rabbi deyince Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'ın duasını kabul etmiş oldu. Sonra Adem Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'dan İsmail Aleyhisselam'a nur intikal etti. İşte İsmail Aleyhisselam kesileceği zaman yine onun bereketine İsmail Aleyhisselam kesilmemiş ve kurtulmuş oldu. Ve o nur işte arz etmeye çalıştığımız gibi Abdülmuttalib'e intikal etti. Burada da önemli bir ayrıntı var. Abdülmuttalib Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesidir. Ebrehe bu Müzdelife ile Mina arasında bir bölgeye Ebrehe kendisi Yemen'den 100 bin kişilik orduyu topladı. Kabe'yi yıkmaya geldi. Kendisi orada niye millet Yemen'e gelmiyor? Orada kendisi ihtişamlı bir Kabe gibi bir bina yaptırdı. Bütün insanlara dedi ki gelin işte Kabe gibi bir şey yaptırdım. Çok da güzel konaklama yerleri yaptırdım. Gelin buraya gelin. Kabe'ye tazim ettiğiniz gibi buraya tazim edin. Efendim uğraştı didindi. Bir ilgi göremeyince bir de hakaret işitti. Zoruna gitti. Orduyu topladı geldi Kabe'yi yıkmaya kalkıştı. Ya Allah'ın işine ne karışıyorsun ki sen ya? Karıştı. Ve 100 bin kişilik ordusuyla geldi. O Müzdelife ile Mina arasında bir bölgedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan hızlı bir şekilde felaketlerin, afatların olduğu bölgede fazla durmak iyi değil. Kaçmak lazım bir bela geldiyse bir yere. Oradan hızlı bir şekilde geçiş yaptı Resulullah Efendimiz. Batn-ı Vadi dediğimiz rivayetlerde de geçer. Ve Ebrehe orada Abdülmuttalib'in develerini 200'e yakın devesi vardı. Onları aldı, el koydu. Ondan sonra Abdülmuttalib de Ebrehe ile görüşmeye gitti. Ebrehe ile görüşmeye gidince bu Ebrehe çok kibirli bir adamdır. Bir kendine çadır yaptırmış, o fiyakasından geçinmiyor. Yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Dediler ki Mekke'nin devlet başkanı geldi, sizinle görüşmek istiyor. O da zannetti ki herhalde yani ne olur işte yalvarıp yakaracak bana. Diyecek ki aman efendim işte siz bilirsiniz, siz büyük adamsınız, geriye dönün falan. Böyle söyleyecek. Çok garip bir şey oldu. Abdülmuttalib kapıdan içeriye girince ondan sonra Ebrehe ayağa kalktı. Ondan sonra hiç kimseye yapmadığı bir saygıyı yaptı. Etrafındakiler de hayret ettiler. Ve Abdülmuttalib dedi ki efendim benim develerim 200 tane yakın develerimi almışsın. Onları sizden almaya geldim. Müsaade ederseniz uygun görürseniz onları ben istiyorum. Ebrehe de hayretler içerisinde dedi ki ya sen Mekke'nin devlet başkanıyım dediniz. Öyle söylediler. Yani eman dinleyeceksiniz. Onu beklerken siz kalktınız diyorsunuz ki develeri verin. Develerin peşine düştü. Tarihi bir şey söyledi. Efendim dedi ki herkes kendi sahip olduğu şeye sahip çıkar. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin sahibi Allah'tır dedi. Sen çok büyük bir işe kalkıştın. Ne yaptığının farkında değilsin. O Kabe çünkü onlar tecrübeleri var. Kabe'nin bir taşını böyle yerinden oynatmaya kalkıştığı zaman Kabe yani Mekke zangırdardı.
Hatta Kabe'nin bazı taşlarını yerinden oynatmaya kalkışanlar o gece sabah edemeyip efendim felç olup kötürüm olup çok ölmüşlerdir. Bununla alakalı çok önemli ayrıntılar var. Abdülmuttalip de bunu bildiği için ben develerin sahibiyim. Sen çok büyük bir işe kalkıştın. Başına büyük bela alacaksın. Onun sahibi var. O sahibi kendi evini, beytini korur. Allah'ın evi olmaz ama yani evim kabul ediyor Allah Celle Celaluhu. Peki. Ondan sonra kendisine sordular. Dediler ki efendim Ebrehe'ye, yani Abdülmuttalip içeri girdiği gibi dehşetle, heybetle ayağa kalktınız. Yahu dedi ki bir nur vardı, bir acayip bir nur vardı. O nurun karşısında ben dehşete kapıldım. Neyin nesiydi o? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in nurunu taşıyordu. Sonra Hazreti Abdullah'a, yani Peygamberimizin babası Abdullah'a nur intikal etti. Yani nur Abdullah'a intikal edince bütün o çevrede bulunan Arabistan topraklarındaki insanlar ona aşık oldular. Yani kızlar evlenelim diye. Kendisi 23-24 yaşlarındaydı. Allah vergisi bir güzellik. Çok güzeldi Hazreti Abdullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası. Peygamberimizin nurunu taşıdığından dolayı. Ve İffet abisi, Amine annemizin babası. Kendileri Medinelidir. Amine annemiz Medinelidir. Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldiğinde Yahudiler Peygamberimizin babasında peygamber nuru taşıdığını Tevrat'tan okumuşlar. Geldiler onu Mekke'de aradılar. En sonunda Abdullah kendisi putları falan böyle putperestliği taşlara tapmayı sevmezdi. Onun için Mekke'nin dışına çıkmış tenhalarda böyle münzevi bir hayat yaşıyordu, dolaşıyordu. Ondan sonra işini bitirdikten sonra 30 taneye yakın Yahudi de onun peşinde gidip onu bir şekilde köşeye sıkıştırıp 70 taneden fazla daha evvelden bunlar peygamber katlettiler. Yahudilerin tarihleri acayip, peygamber katilidirler. Mesela işte Yahya Aleyhisselam'ı, Zekeriya Aleyhisselam'ı şehit etmeleri falan. Peygamberimiz daha dünyaya gelmeden babasının evsafını da Tevrat'ta o özellikleri de bulunca öldürmeye kalkıştılar. Bir yerde pusu kurdular, tevafuk olacak. O da Mekke'ye geldi, bir böyle bir yüksek dağın tepesinde o manzarayı seyrediyor. Orada bir delikanlı gidiyor, kim olduğunu bilmiyor. Ondan sonra oradakilere sordu, bu kimdir diye. Dediler bu işte Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah. Onun ismini duymuş. Bir de baktı ki orada millet pusuya yatmış, onu öldürecekler. Mesafe çok uzak olduğu için oradan da müdahale edemiyor, uzaktan seyrediyor. Ondan sonra tam yaklaştı Abdullah, onlar da onu katledecekler. Efendim böyle yer göğü arasını dolduracak olan efendim mana aleminden melekler geldi. O 30'unu birden orada katletti. Bu manzarayı görünce ondan sonra ortam oluşturuldu ve kendisiyle işte görüşüp Abdülmuttalip'le vesaire görüşüp dedi ki benim böyle İffet abidesi tırnağının ucunu dahi namahrama göstermeyen tertemiz nezih bir kızım var, 18 yaşında işte Amine diye kızım var, ben dedi senin oğluna vermek istiyorum. Dedi ki biz de böyle iffetli birini arıyorduk zaten. Ve o şekilde izdivaç gerçekleşmiş oldu. Hazreti Abdullah radıyallahu efendimiz Amine annemizle evlenince onur bu sefer Amine annemize intikal etti. Efendim bütün insanlar Hazreti Abdullah'a aşık olduğunu söylemiştim. Nur intikal edince bu sefer millet hayranlığını daha ona izhar etmediler. Bu şekilde işte Amine annemize nurun intikal ettiği gece bu gece olmaktadır. Yani regaib gecesi böyle tarif edilir. Biz bunları saydığımız zaman, ayları saydığımız zaman Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce efendim ondan sonra Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Rebu'l-Evvel 9 oldu. 9 Rebu'l-Evvel'in de 12. gecesi yani 9 ay 10 gün olmuş oluyor. Ayları yani hicri ayları saydığımızda bu rakamları görüyoruz. Onun için yani bu gecenin böyle bir özelliği de vardır. Yani mana aleminden maddi aleme başlangıç oluyor. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelişi bütün kainata rahmettir. Yani bu başlangıcı dünyaya gelişi Rebu'l-Evvel'in 12'si olmaktadır. Şimdi bu Kandil gecesinde yapılması tavsiye edilen mühim hadiseler nelerdir? Ne yapılması lazım? Bu konuyla alakalı da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
bizlere tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi bu gecenin mahiyetini, ayrıntıları konuşmadan evvel şunun üzerine durmak lazım. Kandilleri oruçla karşılamak. Yani diyelim ki kandil gecesi perşembeyi cumaya bağlayan gece. Ha, o zaman perşembeden oruçlu olup kandili güzel bir şekilde. Mesela bu Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Burada rivayetlerde geçiyor. 27. gecesi Miraç gecesidir. Miraç gecesinin de gününü oruçlu bir şekilde olmak. Ondan sonra Venisum-i Şaban. Şaban-ı Şerif'in 15. günü. Yani Beraat gecesi. Beraat gecesinde de oruçlu bir şekilde o Beraat gecesini karşılamak. Bunlar çok mühim şeylerdir. İnşallah Allah'tan bir mani gelmezse Beraat gecesinde de programımızı yaparız. Lakin Beraat gecesi inşallah Kabe-i Muazzama'da olmayı hedefliyoruz. Ramazan-ı Şerif'te de orucumuzu tutup, umremizi yapıp geriye dönme hedefindeyiz. Allah bizlere makbul ibadetler, makbul umreler nasip eylesin diyoruz. Şimdi bu mübarek günlere, bu mübarek gecelere kavuştuğumuzda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, yapılması gerekenleri de şimdi inşallah ayrıntılarını konuşacağım. Bu mübarek gece ne yapacağız? Regaib kandilini nasıl ihya edeceğiz? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, la nasibe lehum fi hadil leyl. Bunlar çok mühimdir. Bu gecelerde, bu mübarek gecelerden hiçbir pay, fayda göremeyecekler var buyurdu. Yani Kadir gecesi olsun, Beraat gecesi olsun, la nasibe lehum fi hadil leyl. Bu gecelerden bir fayda göremez, bir pay alamaz. Kimdir bunlar? Buyurdu ki ve akun li valideyhi vel müşahinu ve musirrun aler riba ve zina. Efendim ve akun li valideyhi, anneye babaya asi olanlar. Bu anne baba acayip, onların hayır dualarını almak büyük bir iştir. Allah annelerimizin babalarımızın hayır duasını almaya muvaffak eylesin. Efendim yaşayanlara sıhhat afiyet, hayırlı ömürler. Ahirete göç edenlere de Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Anne baba duası. Eğer diyor anne babasını darıltmışsa bu geceden bir pay yok, pay alamaz diyor. Ondan sonra uğursuzluk sayıyor adam. Uğursuzluk, uğursuzluk da çok kötü bir şeydir. Yani dinimizde uğursuzluk yok. Ya ne var? Kader vardır, kader. İnne kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader ile yarattık. Dinde kader vardır, uğursuzluk falan dinde yoktur. Peki bir diğer husus nedir? Önemli bir mesele geçer. Ve musirrun aler riba ve zina diyor. Yani bu da önemli bir meseledir. Ve musirrun ısrar ediyor. Yani musir devam ediyor. Devam ediyor. Neye devam ediyor? Aler riba, faize devam ediyor. Faize devam etmek. Bu gecede bir pay alamaz. Mübarek gecelerden bir sevap alamaz diyor. Faizi bırakacaksın. Benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi, mesela adam hadi ömründe efendim bir şekilde bir yanlış yapmış, bir faize bulaşmış, kredi çekmiş, sonra da ya ben ne yaptım estağfurullah deyip tövbe pişman nadim olmuş. Evet, günahtır ama efendim o günahtan kurtulmuş, vazgeçmiş, tövbe ediyor. Bu mübarek gecelerde Allah'ın af kapısı geniştir. Ancak adamın faizde hesabında, yani bankada faizli hesabı var. İşlemini devam ettiriyor. Efendim o haliyle de öldü, ahirete gitti. Bunun ölümü çok tehlikelidir. Yani bu ölüm çok tehlikeli bir ölümdür. Şefaatili kebairimin ümmeti buyurdu Resulullah Efendimiz. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarınadır. Yani bir insan günah işledi, o günahtan kendini sıyırdı, kurtardı. Resulullah buyurdu ki ahirette büyük günah işleyenlere ben şefaat edeceğim. Ama bu gecede veyahut da Resulullah Efendimizin şefaatini yani izhar etmeyeceği kimdir? Musirrun, devam ediyor. Devam ediyor. Aler riba, faize ve zina, devam ediyor. Ve mudminu hamrin, içkiye devam ediyor. Devam etme meselesi tehlikelidir. Bir insan harama devam ederek ölse bu Resulullah'ın şefaatine nail olamaz. Bu kişi ahirette, bu kişinin durumu tehlikelidir. Çünkü neden? Fırsat bulsaydı, ömür olsaydı yine harama devam edeceklerdi. Şu ayeti arz etmem lazım. Yani mübarek gecelere kavuşmak çok güzeldir. Ancak mübarek gecelerden istifade etmenin yolu günahlardan kurtuluştur. Tövbedir, arınmaktır. Yani bütün mesele odur.
Allahu Teala ve sariu ila mağfiretin min rabbikum. Allah'ın affına koşun. Ve cennetin, cennete koşun. Arduha es-semavat vel ard. Cennetin genişliği, uzunluğu değil. Genişliği yer gök gibi de oiddetil muttakin. Muttakilere hazırlandı. Kimmiş bunlar? Ellezine yunfikune fis-sarra ve darra. Bir, Allah yolunda efendim darlıkta, bollukta infak ederler. İki, vel kaziminel gayz, öfkelerini yutarlar. Öfkeyi yutacaksın. Bir de vel müşahin dedik az önce hadis-i şerifte. Yani arkadaşıyla, akrabasıyla dargın olanlar. Dargın olanların da bu geceden faydası yok. Çünkü la yeslemu fi kalbil mümini el imanu vel hikdu. Bir Müslümanın kalbinde iman ve kin bir arada olmaz. İman varsa kinin çıksın ya. Sen niye Müslümana kin tutuyorsun? Niye akrabana kin tutuyorsun? Ufak bir meseleden dolayı bizim yani kin tutacağımız, kızacağımız kimlerdir? Kızacağımız kimlerdir? Dinime ihanet ediyor, vatanıma ihanet ediyor, mukaddesime ihanet ediyor. Efendim benim canımı yok etmeye çalışıyorsa ona karşı gardını alabilirsin. Tabii ki ancak yani ufak bir hata yaptı diye kin tutmak olmaz. Bağışlayıcı olmak lazım. Demek ki bu geceden istifade etmenin yolları nelerdir? Annemize babamıza hayır dualarını alacağız. Annemizin babamızın hayır duasını alacağız. Bu geceden istifade edeceğiz. Efendim ve musirrun ve mudminu hamrin, içkiye devam eden fayda göremiyor bu geceden. Ve musirrun ale riba ve zina, zineye devam ediyor, içkiye devam ediyor. Bu geceden fayda göremez. Mübarek gecelerden fayda göremez. Efendim dargın duranlar bu geceden fayda göremezler. Şu ayeti okuyayım. Yine ufak bir ara vereceğiz. Bu mübarek gece neler yapılır ve gayb gecesi nasıl ihya edilir? Onu inşallah müstakil bir bölüm ile arz edip efendim huzurlarınızdan ayrılacağız. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu, kavuştuğumuz bu günleri, bu geceleri Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep-i Şerifimizi mübarek eylesin. Şaban-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerifimizi günahsız kavuşup da ihyasına muvaffak eylesin. İşte hadi ayet diyor ki onlar mallarını infak ederler. Efendim bollukta, darlıkta vel kazimin el gayz, öfkelerini tutarlar ve afinanin nas, insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah karşılıksız iyilik yapanları sever. İşte burası yani günaha ısrar ve vellezine onlar idâ fealu fahişe, bir günah işledi, bir haram işledi, Allah muhafaza, yani küçük günah işledi veya büyük günahtır, içkidir, kumardır, faizdir, zinadır vesaire. Ev zalemu enfusehum. Yani fahişe kelimesi dine, İslam'a uymayan işler. Veyahut da zalimu enfusehum, büyük günahlar. Bir, zekerullah, Allah'ı hatırla. Ne yapıyorum ben ya? Ey Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, ne yapıyorsun ya? Zekerullah, Allah'ı hatırla ya, Allah'ı düşün ya. Şu mübarek geceye yapma bunu ya. Festağferu lidunubihim, günahlarından af isterler. Estağfurullah, estağfurullah Allah'ım. Ya Rabbi bir daha günah işlemeyeceğim. Bir daha içkiye tövbe. Efendim gayrimeşruluğa, namahrama bakmaya, efendim gıybet etmeye, çalgı müzik dinlemeye tövbe ya Rabbi. Estağfurullah. Ve men yağfiruz zunube illallah. Allah'ı, şey Allah Celle Celaluhu'ndan başka günahları affedecek yoktur. Ve men yağfiruz zunube, günahları kim affeder? İllallah, ancak Allah. İşte burası çok önemli. Ve lem yusirru, onlar devam etmez. Israr etmezler ala ma faalu, yaptıkları o günaha devam etmezler. Ve hum ya'lemun, biliyorlar. Madem biliyorsun, bizim Karadenizlerin dediği gibi haçan biliyorsun, abi günahı yapma bunu diyor. Yani madem biliyorsun bu günahı, o zaman vazgeç bu işten. Bu günahtan vazgeç. Ve lem yusirru ala ma faalu, onlar bildikleri o günaha ısrar etmezler. Efendim şu mübarek günlerde, bu mübarek gecelerde biz ne diyelim? Ya Rabbel Alemin, gıybete tövbe ya Rabbi. Anneye babaya asi olmaya tövbe ya Rabbi. İçkiye, kumara, faizi, zinaya tövbe ya Rabbi. Namahrama bakmaya tövbe ya Rabbi. Çalgılara, çengilere, efendim seni darıltacak işlere tövbe ya Rabbi. Seni razı edecek namazımız, orucumuz, zekatımız, haccımız, efendim insanlığımız, merhametimiz, sevgimiz, şefkatimiz, merhametimiz ve senin katında makbul olan ne kadar güzel özellikler varsa bunları yapmaya tamam ya Rabbi diyelim. İnşallah şu mübarek günlerden, gecelerden müstefid olmaya çalışalım. Allah bizi rızasına nail eylesin. Şu mübarek gecenin feyzinden, bereketinden hepimizi müstefid eylesin diyoruz. Ve Regaib gecesinin ihya edilmesi gereken mühim vazifeleri, ibadetleri nelerdir?
Onları ayrıntılı bir şekilde konuşalım ve inşallah dersimizi, programımızı da bitirmiş oluruz. Ufak bir ara vereceğiz son bölümüyle inşallah. Kandil gecemizin ihyasının hangi şekilde, hangi dualar, hangi ibadetler, neler yapılacağını beraberce mütalaa edeceğiz. Kısa bir aradan sonra ben buradayım. Siz de inşallah ayrılmayın. Görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. ووجوههم عند مولى الفضل مقبول الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi auzu bike min hemezati şeyatin ve auzu bike Rabbi en yahdurun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme barik lena fî recebe ve şaban ve belligna ramadan. Rabbim Recep-i Şerif'imizi mübarek eylesin, Şaban-ı Şerif'i mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif'e de en güzel şekilde kavuşup ihyasına muvaffak etsin inşallah. Recep-i Şerif'te yapılması gereken mühim meseleler var. Regaib Kandili mübarek gecede yapılması gereken mühim vazifeler var. Onları kısaca sizinle paylaşalım. Ve bu son bölümde de inşallah bu konuyu tamamlamış olalım. Takatimiz yettiği kadarıyla. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz rivayet edilen Ahberna Süfyan bin Uyeyn diyor an Selman radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kad istehelle Recep ya Selman, ya Selman, Recep-i Şerif hilali görüldü. Recep-i Şerif'in hilali görüldü. Yani mübarek bir ay geldi. Ma min mu'minin ve la mu'minetin yusalli fi hâde şehr selâsine rek'aten. Mümin erkek olsun, kadın olsun, bu ayda 30 rekat namaz kılarsa, yani Recep-i Şerif'in tamamında, yani gece kılınması, teheccüd en güzelidir. Yekrav fi küllü rek'a fâtihatel kitâb. Elham-ı Şerif okuyor. Ve kul huvallâh ve had selâse merrâ kul yevel kâfirûn. Selase merrat. Üç defa efendim kul yahvel kafirun, üç defa kul huvallahu ahad. Yani önce kul yahvel kafirun, kul huvallahu ahad okunabilir. Nafilelerde bir genişlik, esneklik vardır. Hadis-i şerifin tarif ettiği şekilde elham-ı şerif üç kul yahvel, üç defa kul huvallahu ahad, üç defa kul yahvel kafirun okunabilir. Efendim bunu yapan kişi, bu şekilde okuyan kişi illa mahallahu anhu zunubehu diyor. Allah onun günahlarını siler. Yani ve ata minel ecri kemen same şehre kullehu ve Recep-i Şerif'i tamamıyla oruç tutmuş, ihya etmiş kullar listesine yazılır. Ve kâne minel musallin, namaz kılanlar sevabı, yani bir yıl boyunca namaz kılmış sevabı yazılır. Yani bir yıl namaz kıldın, beş vakit namaz senden sakıt oldu değildir. Mesela hadis-i şerifte geçer. Men salla ba'del işa qablel vitri. Kim yatsı namazından sonra vitirden evvel erba'a rekatin diyor. O son iki rekat sünnetini dört olarak, yani o iki rekatı dört olarak kılarsa keenneme ahya leyletel kadri. Kadir gecesini ihya etmiş gibidir. Yani normalde yatsının işte sonunda iki rekat sünnet vardır. O sünneti efendim salli barik okudu, ayağa kalktı. İlk sünneti gibi, ikindinin sünneti gibi dört rekat olarak kılarsa keenneme ahya leyletel kadri. Bu hadis-i şeriftir. Ve bütün fıkıh kitaplarında Ömer Nasuhi Üstadımızın Büyük İslam Mealinde olsun, Mültekale burada olsun, El İhtiyar'da olsun, Hidaye'de olsun, bütün kitaplarda Fetva Hindiye'de olsun, hepsinde var. Bu bahsettiğimiz mesele var. Efendim Nurlizah'ta da bulunabilir. Nurlizah'ta da var. Yani kısa bir kitap olmasına rağmen orada da bu mesele açıklanmıştır. Özet olarak yazılmaktadır. Bunlar teşviktir.
Yani insanlar ibadete teşvik edilmiştir. Bazıları diyorlar ki efendim işte bunlara ne gerek var? Bu talihsiz bir kelimedir. Yani Allah'a kulluğa ne gerek var denmez. Şimdi din bazı şeyleri teşvik etmiştir. Bunlar yapıldığı zaman mükafatı vardır. Mükafatı olur. Onun için bir Müslüman, bir din adamı insanları dine teşvik edecek. Daha fazlasını yapalım, daha güzel Allah'a kulluk edelim diye teşvik etmemiz gerekiyor. Şimdi burada Recep-i Şerif'te bu bir ay içerisinde kılınması gereken mühim bir hadis-i şeriftir. Ya Selman, Recep-i Şerif hilali görüldü. Bu ay içerisinde efendim 30 rekat. Her rekatte Ya Rabbim senin rızan için namaz kılmayı. Allahu Ekber, namaza duruldu. Efendim Elhamd-i Şerif'ten sonra 3 defa Kul ya eyyuhel kafirun, 3 defa İhlas-ı Şerif okuduk. Ondan sonra 2 rekatta bir selam. 30 rekat. 10 rekatı ilk 10 günde kılınabilir. 10 rekatı ortada kılınabilir. 10 rekatı sonunda kılınabilir. Bu şekilde veya bütünü de ilk günlerde kılınabilir. 30 rekat nasıl kılarsan kıl. Ve refa lehu kullu amelin şehide min şehadai Bedir diyor. Efendim Allah ona şehitler sevabı yazılır. Bu şekilde mükafatlar aşağı doğru devam ediyor. Yine başka bir rivayette ya Selman tusalli fi evveli aşr rekatin tekra fi kulli reke fatihatel kitab merraten. Yani onar onar ilk 10 günde 10 rekatı kılarsın. Ortasında 10 rekatı kılarsın. Sonundan da 10 rekatı kılarsın. Fe iza sellemte rafa'te yedeyke ve kult la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu. Yuhyi ve yumit ve hayyul la yumut bi yedil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Bunu okumak. Allahümme, yani hiç olmazsa şimdi okuyalım da şu mübarek günlerde, gecelerde bütün izleyicilerimiz de bu duaya dahil olmuş olsunlar. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'ti lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd diye duasını yapar diyor. Mesela sabah namazından sonra 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumitu ve ala kulli şeyin kadir. Bunu okuyan, bu duayı okuyan kişi o günkü kadar Allah'ı zikreden başka bir kul olmaz. Ancak efendim o şekilde 10 defa bu zikri yapan veya daha fazlası. Yani 10 defa ikinden sonra da okunabilir. Akşam namazından sonra mesela tavsiye edilir. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi yumit ve huve hayyul kayyum bi yedihil hayr ve ala kulli şeyin kadir. Misle zebedil bahr diyor. Denizler kadar günahı olsa, okyanuslar kadar günahı olsa Allah affeder. O kadar mükafatlı bunlar ibadet-i taatlerdir. İşte anlatılıyor. Bu namazı kıldıktan sonra bunu okuyunuz diyor. Bunu okursanız okuduktan sonra Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'tin lima menat ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd ya rabbel alemin diye dua eder diyor. Ondan sonra ve salla fi vasati şehri aşrı rekatin, işte ayın ortasında 10 rekat daha kılar. Ondan sonra ayın sonunda da kılar ve bu şekilde bitirir diyor. Burada rivayet edilen mesele bu şekilde özetlenmektedir. Şimdi kıymetli hazirun, sevabı uzun uzun burada anlatılıyor. Peki şimdi Regaib gecesi, mübarek bir gece, bu gece ne yapılacak? Yapılması tavsiye edilen mühim bir rivayetler var. Bu da Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz'den, Enes bin Malik radıyallahu anhu an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Recep-i Şehrullah, Recep-i Şerif Allah'ın Celle Celaluhu'nun ayıdır. Ve Şaban-ı Şehri, Şaban-ı Şerif benim ayımdır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti, Ramazan ümmetimin ayıdır. Efendim, ya Resulallah, ma mena kavluke Şehrullah, yani Allah'ın ayı Şehrullah, liennehu mahsusun bil mağfireh. Yani Şehrullah denmesi, Recep-i Şehrullah, Allah bu ayda kullarını affediyor. Yani Recep-i Şerif geldiği zaman kullar ibadet-i taatini gayret edip arttırırlarsa kendilerini de işte Regaib gecesi, böyle mübarek gecelerde kendini affettirebilir. Günahlarından tövbe eder. Allah'ım az mı cez mi kastediyorum, artık daha bundan sonra efendim bu günahları yapmayacağım. Tertemiz, pırıl pırıl bir insan olacağım. Elimi, ayağımı, gözümü, kulağıma sahip çıkacağım. İçkidir, kumardır, faizdir, zinadır, haram işler, kimseye zararım olmayacak. Tövbe ediyorum ya Rabbi. Tertemiz bir hayat olursa Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif'te artık ibadetler amel defterinde kalmış olur. Sevaplar yazılmış olur. Yani Recep-i Şerif'te bir tarlada nedir, dikenlik var vesaire. Biz bunları ortadan kaldırdık.
Şaban-ı Şerif'te o bahçeyi ektik, Ramazan-ı Şerif'te de hasat yapmış gibi oluyor insanoğlu. Ve Ramazan-ı Şehri Ümmeti. Efendim, bu Recep-i Şerif'e Şehrullah niye denildi? Allah kullarını affediyor. Ve fihi efendim tahakkunu dima. Bir de haram aylarında kıymetli izleyicilerimiz bu savaşlar, kavga, dövüş, gürültü, patırtı yapılmaz. Mesela bu ay içerisinde yani kırıcı, dökücü, üzücü, mesela İslam tarihinde Osmanlı döneminde bu aylarda mesela Recep-i Şerif'te Zilkade, Zilhicce, Muharrem bu aylarda kesinlikle savaş ilan edilmemiş, savaş yapılmamıştır. Efendim mukaddes aylar. Bu aylarda savaş olmaz. Bu aylarda kavga gürültü olmaz. Bu aylarda kırıcı olmaz. Bu aylarda yapılacak Allah muhafaza bir günah direkt Allah'a saygısızlık olur. Onun için kan dökme bu ayda biter. Ve fi hitabullahu teala ala enbiyaihi. Efendim peygamberlerin dualarını kabul ettiği. Efendim ve velilerini, dostlarını düşmanların ellerinden kurtardığı. Onun için Recep-i Şerif selamet ayıdır. Allah bu mübarek günlerde, şu mübarek gecede de bizleri inşallah sevgili Allah'ım selametlere kavuştursun. Ve İslam ümmetlerini hasreten Suriye'ye selametler nasip eylesin. Ve men sâme istevcebe alallâhi teâlâ selâse eşya. Bu ayda oruç tutabilenlere Allah üç şeyi gerekli kılar. Bir, günahlarını affeder. İki, efendim ömründe selamet, huzur, günah belasından kurtulur. Yani günahlardan uzak olur. Üçüncüsü ise mahşerin dehşetli susuzluğundan kurtulur. Bir insan Ramazan-ı Şerif'te diyelim oruç tuttu. 15 saat oruç tutuyor. Susuyor ama efendim ezan okunduğu zaman bir umut var. Artık yiyebilirsin, artık içebilirsin. Suyun vesaire var. Ama mahşerde efendim oruç tutmayan, Allah'a kulluk etmeyen Allah Celle Celaluhu su vermiyor. Susuzluktan çatlıyor adam, çıldırıyor, su yok. Açlıktan çıldırıyor, efendim yemek yok. Efendim orası bitmiyor. Onun için geçici olan şu dünyada Rabbimizi memnun edecek işler yapalım. Efendim biraz susuz kalalım, biraz yorulalım, biraz gayret edelim. Sonsuz ahirette rahat ederiz. Sonsuz ahirette rahat ederiz. Şimdi burada işte hadis-i şerifte geçiyor. Allah Celle Celaluhu üçüncüsünde de mahşerin dehşetinden, susuzluğundan kurtarır. Efendim burada yine bu Regaib gecesinde yapılacak şeyi uzunca bir rivayet var. Oraya geliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz Recep-i Şerif'i oruç tutmaktan aciz olur mu? Sıyame kullehu, hepsini oruç tutmaktan aciz olur mu? Efendim aciz olursanız sum evveli yevmin minhu. Hiç olmazsa başından oruç tutun, 1'e 10 sevap yazılsın. Ve evsatuhu, ortasından oruç tutun, 1'e 10 yazılsın. Ve fi ahir yevmi minhu, bir de sonundan, işte özellikle Miraç gecesi 27'sinde oluyor. Orada da inşallah orucumuzu mutlaka tutalım. Fe inneke tu'ti sevabe men same kullahu. Tam Recep-i Şerif baştan sona oruç tutmuş sevabı yazılır. Fe in hasene bi aşri emsali, mükafat 1'e 10'dur. Bir gün oruç tuttun 10 sevap, 10 gün tutmuş sevabı. 10 gün tutana ise hep 10 katlanıyor zaten. Velakin la tafilu an evveli leyleti cuma min Recep. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi, yani Regaib gecesi. Regaib gecesinden gafil olmayın. O günü ihya edin, onun gecesini ihya edin. Gündüzü oruç tutun, gecesi mutlaka ihya edin. Olamadıysa ertesi günü o zaman oruç tutun. La tafilu an elle evvel leyleti cuma min Recep. Fe innaha leyletu tüsemmihel melaike leyletir regaib. O geceye melekler regaib gecesi. Bu gecenin adını melekler taktılar. Regaib. Yani meleklerin rağbet ettiği müthiş bir gece. Ve zâlike ennehu izâ medâ sülüsül leyl. Gecenin üçte biri olunca la yebkâ melek fî cemî semâvâti vel ard. Gökte yerde ne kadar melekler varsa, gökler ve yerdeki efendim meleklerin tamamı illa ve yeştemiûne fil Kâbe ve havâliha. Kâbe'nin çevresinde. Kabe'nin çevresinde bütün melekler toplanırlar. Feyatallahu Teala aleyhim tilaahu. Allahu Teala ve tekaddüsü tecelli eder. Mahiyeti şekli olmaksızın. Mahiyetini bilemeyiz, şeklini bilemeyiz. Allah tecelli eder. Rabbimiz Celle Celaluhu. Melaiketi seluni maşitum. Ne istiyorsanız benden isteyin. Gece yarısı teheccüd vakti.
Onun için yani mübarek gecelerin de Regaib olsun, Miraç olsun, Kadir gecesi, Berat gecesi. Gecesi çok önemli. Gece yarısı saat 2, 3, 4. İşte o imsaha doğru. İstediğinizi benden isteyin. Feyekulun. Burası çok manidar. Rabbena hacetuna. Bizim bir ihtiyacımız hacet. En tağfire li savvami Recep. Recep-i Şerif'te oruç tutanları affetmeni istiyoruz ya Rab. Feyekulullahu Teala. Mevla buyurdu ki kat faaltü zalike. Evet, onları affettim. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki bizi bizden daha çok seven meleklerdir. Bizi bizden daha çok seviyor. O kadar melekler insanları seviyor ki cinler insanları kıskanıyor. Onun için musallat olup insanlara cin çarpmış derler ya. Melekler ise bizi bizden daha çok seviyor. Bunun en büyük ispatı siz, şimdi dediğimi biraz duygusal dinleyin. Siz çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir arkadaşınızda bir yanlış, bir kusur görseniz, aleni böyle çok yanlış bir iş yaptığını görseniz, hayal kırıklığına uğrar, ya benim sevdiğim adam bu mu dersiniz, sevginiz yarı yarıya düşer ve hatta efendim sevginiz kaybolur. Ama melekler hiç kimsenin bilmediği o yanlışları, o kusurları, o günahları sizi görüyor, biliyor. Bizi takip eden 300 melek görüyor. Gördüğü halde, bildiği halde hemen o yanlışları, kusurları, ya efendim şeyleri unutuyor. Ondan sonra efendim ona Allah'ım bu kulunu affeyle, Allah'ım bu kulunu bağışla, Allah'ım bunu hayırda daim eyle, Allah'ım buna güzellik ver diye hep bize dua ediyorlar. O günahlarımıza hiç takılmıyorlar. Ne güzel dostlarımız var melekler. Ne güzel yaranlarımız var. Yani en kıymetli dostumuzdan bile melekler bize daha yakın. En kıymetli dostun senden ufak bir yanlış görse hemen öf be böyle adam mı olur der. Ama melekler öyle demiyor. Hiç bizi terk etmiyorlar. Bakın Recep-i Şerif'te ibadet edenlere Allah'ım onları affeyle, onları bağışla. Efendim ve Recep-i Şerif'te işte o geceyi ihya edenlere sevaplarını bağışlıyorlar. Devamında ne diyor? Feyyatallahu Teala melaiketi maşi feyekul rabbena haceten en tağfir li savamire. Recep-i Şerif'te oruç tutanlar. Feyekullahu Teala kad faaltu zalik. Kad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ma min ahadin yasumu yevmul hamis evvelu hamis fi Recep. Recep-i Şerif'in ilk perşembesi. Yani Regaib gecesine kavuşmadan evvelki o gün perşembe. Perşembe günü oruç tutanlar. Ne mutlu. Sümme yusalli fîmâ beynel maghribi vel işâ el ateme. O regaib kandili gecesi. Akşam yatsı olabilir. Yatsıdan sonra olabilir. Efendim bu mübarek namazı kim kılarsa efendim kandil gecesine mahsus regaib gecesinin namazı efendim bu gece ihya edilecek mübarek bir namaz nedir? Buyuruyor ki İsna aşara rekâ. 12 rekat. 12 rekatlık bir namaz. Yakra fî küllü rekâ bi fâtihatil kitâb elhamd-i şerîf. İnna enzennâhu fî leyletil kadr 3 merrat. 3 defa inna enzennâ. Kul huvallâhu ehad 12 merre. 12 defa da kul huvallâhu ehad okur. Ha, demek oluyor ki biz efendim kandil gecesi yapacağımız bu mübarek gecede vazifemiz nedir? Yani akşam yatsı olabilirse veya olamadı yatsıdan sonra o mübarek gecenin tamamında 12 rekatlık bir namaz. 12 rekat. Her rekatta 3 inna enzelna. İnna enzelna fi leyletil kadri ve madrake ma leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun min elf şehrin tenezzülü melaiketi ve ruh. Fiha bi izni rabbi min kulli emrin selamun ya hatta matla'l fecr. Bunu okumamız lazım. Efendim bilemiyorum ben ne yapayım? Kolay ezberle arkadaş. Yani işin de ezberle. Yani yarım saat onunla uğraş. Yarım saatte ezberlersin. Ondan sonra o namazı da kılar. Mübarek gecenin sevabından istifade edilmiş olur. Ezberleyemiyorsa o zaman 12 ihlas ile namazını kılmaya devam etsin. 12 ihlas yefsulu beyne kullu rekabi teslime 2 rekatta bir selam fe izâ ferâ min salâtihi sallâ aleyhe. Bakın burası önemli. Peki namazı bitirdik. Ondan sonra 70 defa Allahümme sallâ ala seyyidine ve nebine Muhammed. Tabi burada rivayette tarif edilen Allahümme sallâ ala Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu şekilde 70. Yani Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyine Muhammed. 70 defa salavat-ı şerife. Sonra efendim burayı tek tek anlatalım. Yescudu secdeten secdeye gider. Böyle bir bu geceye mahsus bir ibadet var. Secdeye gider. Secdede 70 defa subbuhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Subbuhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Tek tek söylüyorum. Subbuhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Subbuhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Secdede 70 defa bunu söyler. Subbuhun kuddusun rabbul melaketi ve ruh. Bunu söyler. Sonra
secdeden kafasını kaldırır. Bir defa secdeyi yapar. Tekrar 70 defa Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel azizül azam. Efendim bu Kabe-i Muazzama'da iki ramel dediğimiz mileynil ahdarayn, Safa ile Merve arasında koşulacak yeşil bir bölge var. Hacer annemizin koştuğu. Orada bu dua okunur. Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem ve ma lem a'lem inneke entellah el azül akram. Buradaki rivayet tek tek okuyayım. Değerli izleyicilerimiz ezberlesinler. Ben 3 defa tekrar edeyim. Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel azizül azam. Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel azizül azam. Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel azizül azam. Bu şekilde bunu da 70 defa okuyan kişi, okuyan ustalar kadar diyor, günahı olsa Allah'ın lütfu keremiyle af olunur. Demek ki iki, yani biz her rekatta Elham-ı Şerif 3 inna enzenna 12 kul huvallahu ahad ile şu mübarek gece böyle gayb kandilinde kılacağımız namaz. Ondan sonra da bir efendim 70 defa Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed salavat-ı şerife getirdik. Secdeye gittik 70 defa Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Subbuhun kuddusun rabbul melaiketi ve ruh. Yani bunu efendim ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa bunun sevabını yazamazlar. O kadar sevabı çoktur. Evet, Rabbim kendisini zikrine daim eylesin. Ceddidü imanakum bi kavli la ilahe illallah. Bir de efendim takatimiz yeterse bir tesbih, Allah lafzı celalini 1000 defa söyleyelim. La ilahe illallah zikrini yapalım. Ehli tarik olanlar derslerine dikkat etsinler. Onları yapalım. Çok mükafatı var. Ondan sonra 70 defa Allahu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Secdeye gittik 70 defa Subhun kuddusun rabbul melaket ve ruh. Secdeden kalktık. Efendim herhangi bir selam belam yok. Secdeye gidiliyor, dua ediliyor. Secdeden kalkıyoruz. Rabbi ufir verham ve tecavüz amma ta'lem fe inneke entel azizul azam diye 70 defa bu duayı yapıp efendim şu mübarek gecenin namazı bu şekilde özet olarak tarif edilmiş oluyor. Şimdi burada tekrar diyor, mesela secdeye gidip de dua da edebilir rivayette veya ellerini kaldırıp sümme yes'elullahu hacetehu fi sucudihi, sonra efendim secdede de veya ellerini kaldırır dua eder. Dua eder. Ya Rabbim affımı istiyorum, mağfiretimi istiyorum, bağışlanmayı istiyorum diye efendim dilinin döndüğü kadar dualarını yapar. Rivayetlerde bunları yapan kişi kânet misliz ebedil bahr, denizler kadar günahı olsa ve adedil raml diyor. Efendim kumlar adedince günahları olsa ve veznül cibal, dağlar kadar günahları olsa Allah'ın lütfu keremiyle affı mağfiret olur buyuruluyor. Demek ki yani biz mübarek günlere, mübarek gecelere kavuşmamız güzeldir. Lakin esas güzel olan onları ihya etmektir. Yani mübarek günlere kavuşmak güzel, tamam. Ancak efendim esas onları güzel bir şekilde değerlendirebilmek. Özet olarak arz etmek isterim ki mesele Recep-i Şerif'e kavuşmak, mesele Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif veya Regaib Kandili, Kadir Gecesi, Berat Geceleri, tamam bunlar güzeldir de esas olan bizim o güzel günlerde, güzel gecelerde kendimize bir şekil şemail vermemizdir. İmam Rabbani Hazretlerimizin buyurduğu kefa bil mer'i izzen en yuhsa musiyetu diyor. Kişiye izzet olarak seyyiyeleri, hataları, kusurları sayılması yeter. Bunun bir ciddi bir izaha ihtiyacı var. Yani kişiye şeref olarak kusurunun sayılması yeter. Ya kusurlu bir insan güzel insan olur mu? Burada anlatılan şudur. Yani bir insan düşünün, hatalarını azaltmış, birkaç tane kusuru kalmış. Diyoruz ki filanca adam nasıl birisi? Filanca insan nasıl? Ya çok güzel bir insan ama ya şu bir iki yanlışı da olmasa var ya. Harika. Biçilmiş kaftan gibi hoş bir insan ya. Yani her türlü ortaklık yapabilirsin. Güzel insan. Yani bir iki sayılıyor adamın kusuru, artık sayılacak hale gelmiş. Gerisi altın gibi, pırlanta gibi. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu kişiye izzet olarak bu yeterlidir. Bir de soruyorsun bu nasıl birisi, ya bırak ya adam, ya bırak arkadaş ya. Yani hiç mi iyiliği yok ya, bir iki bir şey var ama bırak arkadaş bu falan. Yani biz bırak arkadaş türünden değil.
Yani her tarafımız elimizde kalacak türden değil. Eğer her tarafımız elimizde kalıyorsa, Allah muhafaza eylesin. İçkidir, kumardır, faizdir, zinadır, gayrimeşru işlerdir, çalgıdır, çengidir, gıybettir, iftiralardır. Başkasının malını zimmetine geçirmektir. Anne babaya karşı gelip efendim burada şefkat, merhamet yok. Çoluk çocuğa cevru zulüm ediyor. Çoluk çocuğu perişan etmiş. Efendim yani evine, çoluğuna, çocuğuna helal rızık getirmiyor vesaire. Yani birçok hatalar, kusurlar varsa işte bu mübarek günlerde, gecelerde biz hani ecdadın dediği gibi takkemizi önümüze koyacağız, bir düşüneceğiz. Arkadaş, ben nereyi düzelteyim? Yani bir elimize kalem kağıdı alıp şu 10 tane maddeden kurtulmam lazım. Yani başlayacaksın düzelmeye. 10 tane maddeden ayeti kerime ilk bölümde anlattım. Velem yusirru ala ma faalu. Yaptığı günahları ısrar etmeyeceksin. Hani 10 tanesini düşür. Efendim Miraç gecesinde de bir 10 tane de orada düşür. Efendim geriye 30 taneydi zaten. Bak 20'si gitti. Ondan sonra tam takıntı olanlara efendim hududa dayandın. 5 tane de diyelim ki Beraat gecesinde götürürsün. 3-5 tane kalır elinde. Lakin düzelmeye gitmek lazım. Yani men isteva yevma fehve mağbunun. Resulullah'ımız ne buyurdu? 2 günü eşit olan aldanmıştır. Yani sen 15 yaşında genç iken ne yaptığını bilemiyordun, tamam. Yani onları yapmaman lazımdı ama artık o yanlışları, kusurları arındıra arındıra, bitire bitire yaşlanman lazım. 15 yaşındaki şeklin, şemailin, giyimin, kuşamın neyse 55'e gelmişsin, 60'a aynı. Hala takke yok, hala sakalın yok, hala efendim ahirete dönüş bir alametin yok. Hala peygamberin sünnetlerine benzeyen olmaz ki bu. Yani bir insan olgunlaşacak meyve gibi. Yani baharda, Nisan ayında nasıl ki filiz oluyor, küçücük çiçek gibi oluyor. Tamam, o 12 yaşındaki delikanlı çiçek gibi, anladık. Ama o Mayıs, Haziran gelince kocaman elma oluyor, armut oluyor, kayısı oluyor, karpuz oluyor. Olgunlaşmaya başlıyor, şekillenmeye başlıyor. Müslüman da öyledir. Yaşlandıkça olgunlaşacak, her bir kandil gecesi onu olgunlaştıracak. Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif artık günahlardan arınmak. Yani insan mesela bir meyve bile, meyvenin mesela kökleri kendisine yaramayan bir nesne, elementler o elma ağacına giriş yaptığı zaman kendisine yaramıyorsa, bu elmayı bozacaksa onu kabuklardan dışarı atıyor. Kabukların ağaçta patlamasının sebebi o. Kendisine yaramayan o nesneleri gövdeden dışarı atıyor. Ondan sonra elmaya mesela diyelim ki bir kötü bir yerde efendim ağaca zarar verecek nesneler var. Her maddeyi elmaya gönderecek olursa o elmanın kokusu güzel olmaz. Ekşi veya pis kokar, şey olur. Affedersiniz, kanal akıyor veya hayvan pisliği atılıyor. Her maddeyi efendim gübre dediğimiz ağaca gübre atılıyor. Her maddeyi elmaya verecek olursa, şeftaliye, kayısıya, kiraza verecek olursa onun pis kokması lazım. Güzel koku nasıl oluyor? Kendisine yaramayan meseleleri, biz elma gibi, kiraz gibi, şeftali gibi, kayısı gibi yarayacak olanları, ahlakını güzelleştireceksin. Edeptir, ahlaktır, namazdır, oruçtur, zekattır, şefkattir, merhamettir. Efendim yani insanlığa yarayacak işlerdir. Kötü işlerden uzaklaşacak, atacaksın. Kabuk gibi atıp tertemiz hale tebdil edilmemiz lazım. Yani kandili kandili yapan bunlardır. Yoksa yani biz haramlardan düzelmeden, günahlardan düzelmeden kandil gecesi geldi. Efendim 10 rekat namaz kıl, günahların affoldu. Tamam, aynen günahlara devam et. Olmadı ki bu. Yani duş aldın, tekrar gittin. Efendim necaset kuyusuna düştün. Olmadı. Bütün mesele ısrarla üzerine durduğumuz arınmaktır. Resulullah Efendimiz'in mucize hadisi. Men isteva yevma fehve mağbun. 2 günü eşit olan aldanır. Biz hep düzeleceğiz. Günahlardan arına arına arına, temizlene temizlene. Efendim günahsız bir şekilde ömür sermayemizi bitirmeye çalışacağız. Allah Celle Celaluhu kavuştuğumuz bu güzel günlerin ihyasına bizi muvaffak eylesin. Kavuştuğumuz Recep-i Şerif'i, kavuştuğumuz Kandil gecemizi, Regaib gecesini, inşallah önümüzdeki Miraç gecesine de hayırlısıyla kavuşup ve ondan sonraki Beraat gecesine de hayırlısıyla kavuşup Rabbim şu mübarek gecelerden müstefid eylesin. Günahlardan arınıp, isyanlardan, tuğyanlardan arınıp Rabbimizin güzel kulum dediği güzel kulluğuna hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Meseleyi toparlıyorum. Recep-i Şerif'te yapılması gerekenleri başlıklar halinde özetliyorum. 1. 30 rekatlık namaz var. Bu namazı kılan Recep-i Şerif'i ihya etmiş, mükafatları rivayet ediliyor. Bu namaz kılınış şekli Elham-ı Şerif, 3 kulye evvelke, 3 ihlas.
Önce kulüvallah, sonra efendim kulüvel kafirin de okunabilir. Ancak yani sıralamaya baktığımız zaman elhamdülillah 3 kulüvel kafirin 3 ihlas. Peki bu mübarek regaib kandilinde kılınacak namaz en güzel akşam yatsı arasıdır. Ha, akşam yatsı kılınamadıysa bu mübarek gecenin tamamında, işte az önce uzun uzun hadis-i şerifleri okudum. Rabbimizin tecellisi bu mübarek geceyi ihya edenleri ben affettim, bağışladım buyuruyor inşallah. Elhamd-i Şerif'i okuduktan sonra 3 İnna Enzelna suresi ve 12 defa İhlas-ı Şerif, 3 İnna Enzelna 12 İhlas-ı Şerif okumak suretiyle 12 rekatlık bir namaz bu mübarek geceye mahsustur ve Gaib Gecesi'nin ihyasıyla alakalıdır. Ve bunu yaptıktan sonra tek tek söylüyorum, 70 defa Allahümme salli aleyhi ve sellem ve nebine Muhammed okuduk, bir defa secdeye gidiyoruz. Secdeye gidiyoruz. Orada 70 defa Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaketi ve Ruh. Secdeye gidince 70 defa Subbuhun Kuddusun Rabbul Melaketi ve Ruh. Ondan sonra secdeden kalkınca 70 defa Rabbi ufir verham ve tecavüz amma te'alem. İnneke entellaha el azzul ekram. Efendim Rabbi ufir verham ve tecavüz amma te'alem. İnneke entellaha el azzul ekram. Bu duaları yapıyoruz. Ve o şekilde bu mübarek gecede ellerimizi kaldırıp Rabbimize münacat edip ihyasına çalışıyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu hayırda daim eylesin. Sevgili Allah'ım kulluğuna daim eylesin. Efendim rızasına nail eylesin. Bu ekranları bize açan değerli arkadaşlarımızın da dünyevi uhrevi bütün güzelliklerini kendilerine ihsan eylesin. Ve sevgili Allah'ım bizi dinimin İslamiyenin hizmetinde hizmetçisi eylesin. Geriye kalan ömürlerimizi rızasına muvafık bir hayat ile son nefeste iman cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Şu mübarek günlerin, şu mübarek gecelerin feyzinden müstefit olmamız açısından kısa bir dua edeyim. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Ve mâ kunnen nehtedî levlân hedânallah. Hamden kesîran tayyiben. Mübareken fîhî cezîlen cemîlen daimen bidevam mülkillâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفره والفجره والملحدين اللهم اشف الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين اللهم اغفر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهليه والاستقامه وحسن الخدمه في الدين توفنا مسلمين والقنا بالصالحين احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي يا رب العالمين رزقنا موافق عملنا bizleri muvaffak eyle ya rab dini bin islami kamilen yaşamaya muvaffak eyle ibadet aşkını şevkini zevkini bizlere nasip eyle. Recep-i Şerif'i kamilen ihyasına muvaffak eyle. Regaib kandilinin feyzinden bereketinden hepimizi müstefid eyle. İlahi ya Rabbel Alemin. Meleklerin sevabına sevaplarımızı ortak eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Onların sevaplarını kendi üzerlerine hissedar olarak alanlardan eyle. Bu mübarek gecelerde ya Rabbel Alemin tecelliğine karşılaştığımız zaman isteyen yok mu? İstiyoruz. Affımızı istiyoruz. Cümlemizi affeyle ya Rab. Bağışla bizleri ya Rabbi. Kusurlarımızı bağışla ve o yanlışlara kusurlara dönmekten muhafaza eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin darda zorda bırakma ya Rabbi. Cümle hastalara sıhhat afiyetler ihsan eyle. Darda zorda olanlara, yuvalarında sıkıntıda olanlara hayırlı selametler, hayırlı genişlikler nasip eyle ya Rab. İlahi ya vatanımızı memleketimizi selametlerle doldur. Vatanımızı memleketimizi karıştırmaya çalışan dahili harici düşmanların tasallütlerinden muhafaza eyle ya Rabbi. İş başında olan idarecileri hayırda daim eyle. Yanlışlara alet olmaktan muhafaza eyle. Hayırda büyük muvaffakiyetlere, büyük hayırlara imza atmaları mukadder eyle ya Rab. Ordumuz polisimizi ya Rabbel Alemin karada, havada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Dahili harici düşmanların tasallütlerinden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin Suriye'ye tez zaman selametten nasip eyle. Recep-i Şerif'te kendilerine zulmedenlere tarih boyunca hep beddua ederlerdi. Recep-i Şerif'te zalimlere, dünyayı kasıp kavuranlara bedduaya müsaade edilmiştir. Ya Rabbel Alemin dünyayı kasıp kavuran zalimleri, insanlık düşmanlarını kahru perişan eyle. Şerlerini başlarına makus eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin Suriye'ye selamet, Mısır'a selametler ve Yemen'e selametler nasip eyle. Ya Rab değerli üstadlarımızı dünya ahiret bütün güzellikleri kendilerine ihsan eyle. İlim ehline dünya ahiret güzelliklerini ihsan eyle. Sevgili mürşidimize Mahmud Efendi Hazretlerine sıhhat afiyet medet inayet dünya ahiret selametini nasip eyle. Ya Rabbi onu bizden bizi ondan hepimizi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan bizleri ayırma ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin ülkemizde bulunan bütün ilim ehli, meşayih-i kiram ne kadar Allah dostu, büyük veliler varsa hepsine istikametler. Ya Rabbel Alemin hayırlı ömürler, dinimin İslamiye'ye hizmetler.
hayırlısıyla muvaffak eyle ya Rab. Yanlışlara alet olmaktan bizleri, İslam ümmetlerini muhafaza eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin ve ya Halen Nasirin, yapmış olduğumuz taat-ı ibadetlerimizi dostlarının taatlerine ilhak eyle. Yapmış olduğumuz dualarımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına ilhak eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek günlerde, gecelerde senden ne istediyse biz de aynı şeyleri istiyoruz, bizlere nasip eyle. Sana neylerden sığındıysa biz de aynı şeylerden sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle ya Rab. Rabbi ufir ve rahmet tecavüz emma teala. Ve ma alem alem inneke entallah el azul ekrem ve ilah şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabin şeyin el fatiha. Allah'ım salli ala Muhammed.